Merhaba sevgili arkadaşlar, Renkler ve Zevkler kanalından herkese selamlar, saygılar. Yine bir canlı yayın videosuyla karşınızdayız. Geçtiğimiz hafta 150 bin aboneyi bulduğumuz zaman bir canlı yayın yapmıştık. Ve arkadaşlarımız da dediler ki bu canlı yayınların sayısını çoğaltsak keşke. Çünkü soru cevaplara yetişemiyoruz. Sosyal medyadaki sorulara da çoğuna cevap veremiyorum veyahut da çok geç görüşler yapabiliyorum. Belki de sorunun hükmü kalkmış oluyor o zamana. Biz de artık bu canlı yayınları Allah'tan bir manilik olmazsa sürekli hale getirelim. Her pazar günü bir canlı yayın yapalım diye düşünmüştük. Bir arkadaşımızın da önerisi vardı. İşte sizin konular çok farklı konular. İşte arı var, ağaçlar var, çiçekler var, tavuklar var. Yani ilgisi olan kişiye has bir içerik olsa, yani bu alanlar kısım kısım ayrılmış olsa filan şeklinde bir önerisi vardı. Bizce de mantıklı geldi. İlk önce kanatlı alemiyle ilgili bir video hazırlayalım, canlı yayın yapalım diye düşündük. Bu akşam bitkilerle ilgili, ağaçlarla veya çiçeklerle ilgili herhangi bir soru almayacağım. Daha doğrusu sorulara cevap veremeyeceğim. Bu akşamki konumuz kanatlılar, tavuk alemi, tavuklarla ilgili sorular alacağım. Ama öncesinde anlatacağım bir konu var. Tavuklarda kanibalizm konusunu önce ele alacağız. Arkasından da fırsat buldukça bugün bu akşam yalnızım. Bana yardım eden eşim de yok. Eşim biraz rahatsız. Bundan dolayı ekranın kısa bir bölümünü görebiliyorum. Orada görebildiğim kadarıyla birazdan anlatacağım konu bittikten sonra sorularınızı almaya başlayacağım. Ve sıra ile ne kadar yetiştirebilirsem arkadaşlar. Ben tek kişiyim, siz çok kalabalıksınız ve artık imkanlar ölçüsünde size yardımcı olmaya çalışacağız ve sorularınıza inşallah bildiğimiz kadarıyla cevaplar vermeye çalışacağız. Arkadaşlar her şeyi bilemeyebiliriz, her şeyi bilmemiz de mümkün değil. Belki sizin sorularınıza %100 cevap da veremeyebiliriz, verebildiğimiz kadarıyla. Evet, şimdi ilk önce sizler için hazırlamış olduğum bir sunumu gerçekleştireyim. Kanatlılarda kanibalizm rahatsızlığı nedir? Ne zaman ortaya çıkar? Çıkma sebepleri nelerdir? Ortaya çıktığı zaman ne tür sorunlar meydana gelir? Ve bu sorunları, bu kanibalizm rahatsızlığını nasıl önleyebiliriz? Bu konular hakkında biraz teferruatlı bilgiler verdikten sonra soru cevap kısmına geçeceğiz. Şu anda yazılan yazıları okuyamıyorum. Bazı arkadaşlarımız selamlarını iletiyorlar, hayırlı akşam dileklerini iletiyorlar. Buradan göz ucuyla bakıyorum. Teşekkür ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz yayınımıza. Evet, şimdi kanatlarda kanibalizm nedir? Ondan biraz bahsedelim. Tavuklar hem etçil hayvanlar hem de otçul hayvanlardır arkadaşlar. Nasıl ki biz insanlar da et de yeriz, ot yani yeşillik de yeriz. Aynı tavuklar da insanlar gibi hem etçil hem de otçul özellikleri daha fazladır. Otçul özellikleri fazla olmasına rağmen bazen kaşındığı takdirde veya tetiklendiği takdirde etçil özellikleri de ortaya çıkabilir. Mesela kümes içerisinde bir hayvanda bir yaralanma oldu. Çeşitli sebeplerle işte tele takıldı, bir yerden düştü, derisi yüzüldü, işte gagası bir şey oldu, kanadı veya işte yumurta yaparken arkası kanadı. Bunun gibi sebeplerle kümeste herhangi bir şekilde kan ortaya çıktığı zaman, bir yara ortaya çıktığı zaman tavuklardaki kanibalizm rahatsızlığı tetiklenmiş olur. Çünkü tavuklar
kan rengine, kırmızı rengine çok duyarlıdır. Özellikle kanı gördükleri zaman biz de çok yaşıyoruz yani. Mesela bazen işte tavuk, horoz kesmek gerekiyor ama tabii çok uzak bir yerde kesmemize rağmen bazı meraklı tavuklar ta yanımıza kadar geliyorlar. Onları kovalamamıza rağmen kanı gördükleri zaman biz orayı işte toprakla kapatıyoruz falan ama gene bir böyle bir parça kan gördükleri zaman sürekli orayı deşeleyip ve oradan bir şeyler çıkartmaya çalışıyorlar. Kana karşı ciddi bir ilgileri ve merakları var. Onun için kümes ortamında herhangi bir sebepten dolayı bir hayvan yaralanmışsa veya işte bir derisinde, vücudunda herhangi bir arıza ortaya çıkmışsa ilk önce yapacağımız iş o hasta hayvanı kümes ortamından uzaklaştırmaktır. Peki başka ne gibi sebepleri vardır kanibalizm rahatsızlığının? Kümes ortamının stresli olması. Eğer ki kümes ortamı sıkışık ise, yani normalde arkadaşlar bir metrekareye 5 tavuk idealdir. 5 tavuk. Yani bunu 7-8'e kadar çıkaranlar var ama biraz iyimser bir ifade. 5 tavuk. 1 metrekare, yani 1 metre o tarafa, 1 metre bu tarafa, işte şu kadar falan bir alanda 5 tavuk veya işte horoz sığabilir. Bu normal. Ama bundan daha fazla bir sayı olursa 1 metrekarede işte 7, 8, 9, 10 gibi falan fazlaca hayvan olduğu takdirde ne olur? Hayvanlar birbirlerine çok yapışık olduğundan dolayı bir süre sonra yani canı sıkılan hayvan sağa sola işte yanındakinin tüyünü çekiştirmeye çalışacak veya işte ibiğine gaga vuracak, ne bileyim arkası dönükse arkasına gaga vuracak filan. Bu şekilde birbirlerine önce şaka yollu, tabirimi hoş görün, önce şaka yollu sonradan da gerçekten bu sefer vurmaya başlayacak. Birbirine sıkışık hayvanlar stresli hayvanlardır ve yapacak başka bir işleri de olmadığından dolayı birbirleriyle uğraşırlar. Ama mesela geniş bir alan olsa gider gezer gelir sıkıntısını atar birbirleriyle uğraşmaz. Sıkışık ortamlığı veya işte nasıl diyelim kalabalık kümesler kanibalizm rahatsızlığının ortaya çıkmasındaki en önemli sebeplerden bir tanesidir. Yine kanibalizmi tetikleyen başka maddeler de vardır. Onları tek tek sayalım. Sulukların ve yemliklerin az olması kümes ortamında. Mesela sizin işte 50 tane tavuğunuz var, 2 tane yemlik koymuşsunuz. Yani işte 25 birine 25 birine olması gerekiyor. Ama yemlikler ve suluklar çok az, böyle hayvanlar birbirlerinin üstüne çıka çıka adeta yeme uğraşmaya çalışıyorlar. İşte böylesi durumlarda yine kanibalizmi tetikleyen durumlardır. Yani hayvanlar arasında bir nasıl diyelim kavga, gürültü, mücadele ve işte diğerini ekarte edip bir şeye ulaşma durumu var ise ortada, işte bu kanibalizm rahatsızlığının en önemli sebeplerinden bir tanesidir. Peki bir de yemlere bakalım. Kullanmış olduğumuz yemler, eğer ki tavukların ihtiyaç duydukları gıdaları, temel gıdaları karşılayamıyorsa bu da yine kanibalizmin, yani o işte tüy yeme, işte birbirlerinin tüyünü çekiştirme, birbirlerine gaga vurma, işte kafasına, arka tarafına veya işte bir her üzerindeki herhangi bir yaraya gaga vurma veya follukta yumurta yeme rahatsızlığının sebepleridir. Yem kaliteli olacak ve yemimiz doyurucu olacak. Aynı zamanda tavuklarımızı dengeli bir şekilde besleyeceğiz. Peki bir folluk kaç tavuğa, bazı soruları da görüyorum kenardan, kaç tavuğa kaç folluk veya kaç suluk, kaç yemlik gereklidir? 10 tavuğa bir folluk yeterlidir. Ama
Keşke siz imkan varsa bunu 5 tavuğa bir forluk yapsanız, o zaman forlukta hiçbir kavga gürültü olmaz. Neden? Çünkü arkadaşlar tavuklar genelde saat 9 ile 11.30-12 arasında yumurtalarını bırakırlar. En yoğun yumurta yapma saatleri 9, 11.30-12 arasıdır. Siz bu saat dilimi içerisinde gidip çaktırmadan kümesinizdeki hayvanlarınızı gözlemlediğiniz zaman folluklarda bir yoğunlaşma var mı? Nasıl diyelim? Bir kavga gürültü işte sen kalk ben yatacağım gibi filan buna benzer bir takım arbedeler yaşanıyor mu? Bunları gözlemleyin. Eğer ki yetersiz geliyorsa folluklarınız bir folluk, iki folluk daha ilave etmenizi tavsiye ederiz. Çünkü follukta yaşanan bir kavga veya arbede sırasında yumurta kırılır tesadüfen. Yumurta kırılır yani tavuğun ayağı girer yumurtanın içerisine, tırnağı girer. Yumurta kırılınca artık yumurta tavuk için bir yem haline gelir. Tavuk yumurtayı yediği zaman ya bu ne kadar güzelmiş, ne kadar lezzetli bir şeymiş. Ben bir daha yiyeyim, diğerini de yiyeyim filan şeklinde kötü bir alışkanlığa kapılabilir. İşte yani hem o yumurtayı kıran hem folluktaki diğer kavga eden veya işte kümesteki diğer hayvanlarda onları görerek yumurtaları kırıp yemeye başlayabilirler. Bu da son derece kötü bir alışkanlıktır. Bir tavuğun onca emek, zahmet, uğraş sonrasında bir yumurta yapması, arkasından da tutup yumurtayı kırıp yemesi çok büyük bir psikolojik sorundur ve kısır döngüdür yani. O tavuğu ya tedavi etmen gerekir ya da olmadı keseceksin çünkü başka bir yolu yok yani. Kendi yaptığı yumurtayı kendisi yiyor. Yani sana bir katkısı yok. İşte yumurta yeme kötü alışkanlığını gidermek için de follukların sayısını arttırmakta fayda var. Peki başka bir follukla ilgili. Eğer ki folluklarda yumurta yapıldı, siz o folluktaki yumurtayı uzun süre almadınız. Hatta bir gün bekledi, iki gün bekledi, arada bir gittiniz aldınız. Folluklarda yumurta sayısı çoğaldı, 4, 5, 6 filan oldu. Yani 6 yumurtanın üzerine tavuk gidip yapıyor 7.'yi, 7 yumurtanın üzerine gidiyor yapıyor 8.'yi. Bu şekilde kalabalık bir folluk oluştu. İster istemez bu kalabalık yumurtalardan belki bir tanesi ayağına takılacak ve kırılacak. İşte böylesi zamanlarda da yine kanibalizm yani yumurta yeme rahatsızlığı da ortaya çıkabilir. Bundan dolayı da yumurtalarımızı folluklarda uzun süre bekletmemek gerekir. Sık sık toplamak gerekir. Bir de başka bir önlem, yumurta yemeye karşı başka bir önlem. Folluklarınıza sahte yumurta koyabilirsiniz arkadaşlar. Nasıl yapabilirsiniz sahte yumurtayı? Yumurtanın bir ucundan böyle bir telle delersiniz yumurtayı, içine akıtırsınız. İçine nasıl diyelim? Yani donan bir malzeme ya artık böyle işte silikon sıkabilirsiniz, tamamen içini silikonla kaplayabilirsiniz veya beton ince bir sıva betonu ile böyle o delikten doldurursunuz sıva ile. Orasını kapatırsınız, donmasını sağlarsınız. Böyle yenemeyecek ve kırılması mümkün olmayan bir yumurta elde edersiniz. Ya benim bunları yapacak vaktim yok diyorsanız da gidin veterinerden bir sahte yumurta alın. Tanesi 1-2 lira filandır. Plastiği var. İşte daha başka şekilde yapılmış mamullerden üretilmiş şekilleri var. Birkaç tane alın. Her follukta bir tane sahte yumurta bulunsun. Tavuklarınız yumurta yeme kötü alışkanlığına edinmişse veya böyle bir takım belirtiler var ise yumurta folluklara sahte yumurta bırakırsanız da şimdi tavuk gelecek bu yumurtayı kırmaya çalışacak ve kıramayacak. Sonradan yavaş yavaş ya bu yumurta önceden kırılıyordu artık kırılmıyor. Demek ki yani bu kırılıp da yenilecek bir gıda değil şeklinde. Çünkü zaten tavuklarda biliyorsunuz unutkan hayvanlardır. Kuş cinsinden olduğu için çok çabuk unuturlar. 2-3 gün dedi mi unuturlar genelde. Birkaç gün böyle ciddi takibini yaptığınız zaman
yumurta yeme alışkanlığını da bu şekilde çözüme kavuşturabilirsiniz. Bir folluk 10 tavuğa kadar idare eder ama idare etmediği durumlarda ikinci bir folluğa ihtiyaç duyabilirsiniz. Peki kaç tavuğa bir suluk veya yemlik? Yani 15 ve 10-15 tavuk arasına bir suluk veya bir yemlik yeterli olabilir. Yani çünkü siz hesap edin büyükçe bir suluğun etrafında kaç tane hayvan alabilir? En fazla 10 tane hayvan alabilir. Ama 10 hayvan da onu da aynı anda su içecek hali yok. Yani birisi içer çekilir sonra başka birisi gelir vesaire. Bunu 15'e kadar çıkartabiliriz hadi. Ama 15'ten fazla bir tavuğunuz varsa ikinci bir suluk, 15'ten fazla tavuğunuz varsa ikinci bir yemlik ilavesi yapmanızı tavsiye ederiz. Çünkü yem yerken, su içerken birbirleriyle kavga, gürültü, itişme, kakışma durumları esnasında birileri zarar görebilir. Yani bir işte tüyü yırtılır, düzeltiyorum, derisi yırtılır, tüyü sökülür, bir şey olur. Ondan sonra da o rahatsızlık diğerlerinin saldırması sonrasında tetiklenmiş olur. Şimdi birim alana düşen folluğu, yemliği ve suluğu söyledik. 10 tavuğa bir folluk, 15 tavuğa bir suluk ve yemlik. Bunları söyledik. Yine kümeslerdeki aşırı kümes ortamındaki aşırı sıcaklık tavuklardaki kanibalizm rahatsızlığını tetikleyebilir. Yine aşırı soğukluk, aşırı aydınlık veya işte şiddetli rüzgar. Yani tavukların metabolizmasını bozabilecek her türlü olumsuz durum kanibalizm rahatsızlığını tetikler. Mesela bir tavuk ortalama 16 saat ışık görmesi gerekir. Sağlıklı bir şekilde yumurta yapabilmesi ve kendi ihtiyaçlarını karşılayıp görevlerini yapabilmesi için gurk yatıyorsa gurk yatması, yumurta yapıyorsa yumurta yapması veya işte tavuk eşlemesi yapıyorsa horozlar için onları gerçekleştirebilmesi için en ideal ışık oranı günde 16 saattir. Peki kışın yani en fazla 9 veya 10 saat gün ışığı vardır. Bu 6 saati nasıl tamamlayacağız? Eğer ki biz profesyonel bir iş yapıyor ve profesyonel bir kümese sahip isek kümeslerimizde aydınlatma olmalı ve o 6 saatlik süreyi tavuklara aydınlatma şeklinde yaparsak eğer hem yumurta veriminden düşmemiş olur hem de bu tarz kanibalizm rahatsızlıklarını gidermiş olursunuz. Bir de mesela nasıl diyelim, sizin kümesinizin yakınında bir sokak lambası var. O sokak lambasının ışığı sizin kümese doğru dönük. Ve sizin kümesinizde de bir pencere var. Pencereden içeriye sürekli o sokak lambasının ışığı giriyor. İşte o ışık tavukların gece rahat uyku uyumasına mani olur. Ve dolayısıyla uyuyamayan uyku gıdasını da alamayan hayvanlar huzursuz olurlar. Huzursuz hayvanlar da birbirlerine saldırabilirler. Bunun gibi nedenlerle kanibalizm rahatsızlığı ortaya çıkabilir. Peki tavuklarımızda, civcivlerimizde birbirlerine saldırma, tüy yeme durumları var. Bunları nasıl ortadan kaldırabiliriz? Bir de şunu da söyleyelim. Tavuklar kılavuz yumurta yapma dönemindeyken, yani genç tavuk daha yeni yeni yumurtaya geldi gelecek. İşte böyle bir zamanda o arka popo kısmı biraz böyle şişer. Diğer tavukların da dikkatini celbeder o böyle şişmiş bir popo, çünkü artık yavaş yavaş yumurtaya hazırlanacak. Veya ilk zamanlarda ilk yumurtasını yaptı, kanlı çıkabilir.
Çünkü ilk defa yumurta yapıyor. Henüz daha yumurtaya o yol alışkın olmadığından dolayı kanlı çıkabilir. İşte o kanlı çıkmalarda veya o poponun şişmesi durumunda diğer tavukların dikkatini çeker, arkasına sürekli saldırır ve arka tarafına yara yapar. İşte böylesi durumlar ortaya çıkabilir. Yaralı hayvanları diğer hayvanlardan ayırmak en önemli yapmamız gereken işlerin başındadır. Peki başka ne gibi önlemler alabiliriz? Tavuklarımıza vitamin takviyesi yapmamız gerekir. Çünkü niye? Tavuk niye başkasını rahatsız etsin? Ya benim vücudumda ihtiyaç duyduğum bir şey var. Fakat ben o ihtiyaç duyduğum şeyi bir türlü sağlayamıyorum. Ona mı yesem, ona mı saldırsam, bunu mu yesem, acaba ne yapsam da o ihtiyacımı gidersem düşüncesiyle sürekli bir arayış içerisindedir. İşte böyle bir durumda tavuğa ihtiyaç duyduğu vitamini, gıdayı verdiğin zaman başka bir arayış içerisine girmez ve dolayısıyla o psikolojik sorunu siz çözmüş olursunuz. Vitamin takviyesi vermek. Yine prebiyotik gibi çeşitli, yani bağırsak düzenleyici, hem iç parazitleri giderici hem de bağırsak düzenleyici bazı mamuller, gıdalar suyuna karıştırdığınız zaman kanibalizm rahatsızlığını ciddi şekilde önlemiş olursunuz. Ve yine tavuklarınızı, hayvanlarınızı gözlemlediniz. Acaba kim saldırıyor? Kim kime saldırıyor? Saldıran hayvanı tespit ettiğiniz zaman onu diğerlerinden ayırın. Şöyle bir hafta, belki 2 hafta başka bir yerde, tek bir alanda bakın ve o hayvanlara, yani saldırgan hayvanlara bir miktar tuz ilave edin suyuna. Hem vitaminli su hem de bir miktar böyle, mesela işte 1 litre suya şöyle bir tatlı kaşığı, düzeltiyorum, çay kaşığı, bir çay kaşığı tuz ilave edin, karıştırın. Bir miktar da yine vitamin tozu veya artık premixi, neyse sıvı nasıl almışsanız, o şekilde ilave edip bakarsanız hayvanınıza o kanibalizm rahatsızlığını da bir şekilde gidermiş olursunuz. En çok sorulan sorulardan birisi, benim tavuğum yumurta yiyor, benim tavuğum başkalarına saldırıyor, tüylerini yiyor. Arkadaşlar, tavuklar neden tüy yer? Tüylerinin diplerinde protein vardır. Yani her tavuğun tüyünün dibinde protein vardır. O proteini alıp ihtiyaç duyduğu proteini karşılamak amacıyla başkasının tüyüne saldırır. Hani siz dersiniz ya, o tüy yenir mi ya? Halbuki onun dibinde bir gıda vardır. O gıdayı alıp, vücuduna alıp ihtiyaç duyduğu gıdayı karşılamak için ona saldırır. Siz ihtiyaç duyduğu gıdayı hem kaliteli yemlerle, karışık değişik yemlerle, hem de yeşillik takviyesi yaparak, hem de vitamin takviyesi yaparak gerçekleştirdiğiniz zaman tavuğun veya işte civcivin başka birisine saldırarak başka birisinden kan emme, yumurta yeme ya da işte ne bileyim tüy koparıp yeme gibi bir alışkanlığa kavuşmamış olur, ulaşmamış olur. Bir de dar kümeslerde hayvanlarınızı tutmayın dedik. Dar kümeste şimdi bizim astrolog yarkalarımız var. Önceden büyük kümeselerdi. Herhangi bir sıkıntı yoktu. Şimdi biraz daha küçük bir alana aldık onları. Böyle gösterişli birkaç horoz adayı var. Onların böyle tüylerinde, boyun tüylerinde hafiften zedelenmeler başlamış. Diğerleri ona saldırıyor demek ki. İşte ya kümesin sayısı kaç tane hayvanı kaldırıyorsa o kadar hayvan tutacaksın. Yani bütün hayvanı oraya doldurursan dar bir alana, işte sıkıntılar ortaya çıkabilir. Bu konuları teferruatlı anlatmaya çalıştık. Özellikle yumurta yeme ve işte tüy yeme konularını anlatmaya çalıştık. Umarım sizler için faydalı bir içerik olmuştur. Bir takım başka sıkıntılar da var veya başka anlatılacak şeyler de var. Artık ona, teferruata girmeyelim. Yazılar da sürekli akıyor. Arkadaşlar, bu akşam bitkilerle ilgili, arılarla ilgili veya çiçeklerle ilgili bir soru almayacağız. Önümüzdeki hafta bitkilerle ilgili bir canlı yayın yapacağız.
Ağacınız mı kurudu? Çelik mi yapacaksınız? Ne bileyim işte yaprağında rahatsızlık mı var? Önümüzdeki haftaya bütün sorularınızı o zaman bekliyoruz. Şimdi kanatlılarla ilgili soru cevap kısmına geçelim. Şimdi ben büyük ekrandan yavaş yavaş sorularınıza bakmaya başlayayım ama sürekli kayıyor, sürekli kayıyor. Arkadaşlar nasıl diyelim, bir mesaj yazmışsanız onu tekrar tekrar yazarsanız sürekli şey yapıyor, yani nasıl diyelim, kayıyor yazılar. Ben daha okumadan, bakın şu anda bir ekran içerisinde yaklaşık 20 tane yorum görebiliyorum ama sürekli kayıyor. Ben okumaya başladı, bitirinceye kadar o çıkmış oluyor. Onun için gereksiz yazılar yazmayalım. Aleykümselam. Herkesin selamını aldım. Herkesin selamını aldım. Selamınız üzerimde. Bizden de size kucak dolusu, gönül dolusu selamlar, sevgiler olsun. Teşekkür ediyoruz herkese. Şimdi eğer ki bir sorunu olan varsa, sıkıntısı olan varsa şuradan başlayacağım. Tek tek anlatmaya çalışacağım. Evet. İsim de okumaya çalışacağım. Ahmet'in tavukları. Sadık Arslan. Ahmet'in tavuklarından selam. Aleyküm selam. Yahu bu nereye gidiyor? Buradan mı baksak acaba? Hep aynı yazıları görüyorum ama. Evet. Şimdi şuradan yavaş yavaş okumaya başlayalım. Belli bir yer tayin ettim. Oradan itibaren başlıyorum. Kerem Karagül'le Ahmet'in tavukları. Ahmet'in tavuklarından geldik. Nasılsın abi? Teşekkür ediyoruz abi. Dönelim artık. Ahmet'in tavuklarından geldik. Herkes Ahmet'in tavuklarını söylüyor. Kimse bu Ahmet'in tavukları. Teşekkür ediyoruz. Evet. Teşekkür ediyoruz. Selam eden arkadaşlarımıza hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Soru varsa soruları alıp bilgimiz dahilinde size yardımcı olmaya çalışırız. Tavuklarımda aşı yok. Yaptırmak zorunda mıyım acaba? Yardımcı olabilir misiniz? Teşekkür ederim. Osman Savaş kardeşim. Ben de tavuklarıma uzun süreden beri aşı yapmıyorum. Aşı yapmak şart değil. Yani aşı yapmazsanız tavuklarınız ölür diye bir kural yok. Ha ne olur? Aşı yaptığınız takdirde hayvanlarınızı önceden olası rahatsızlıklara karşı koruyucu bir önlem almış olursunuz. Ama her aşı yapılan tavuk ölmez, artık o garanti diye bir şey de yok. Bir kanun kural da yok. Bugün aşı yaparsanız ertesi gün tavuğunuzu kaybedebilirsiniz. Ha şöyle de bir durum var. Aşılar sağlıklı tavuklara yapılır. Eğer ki siz hasta bir tavuğa aşı yapmışsanız zaten o hastalığını iyice tetiklemiş olursunuz. Kısa sürede hayvanı öldürebilirsiniz. Sağlıklı ise tavuklarınız veya civcivleriniz aşı yapabilirsiniz. Ama yapmak şart değil. Detaylı bilgileri veterinerden, benim işte yeni civcivim oldu, işte 3 aylık civcivim var, ne bileyim işte 2 yaşında hayvanım var, hangi aşıyı yapabilirim şeklinde danıştığınız zaman sizlere bilgi verecektir. Arzu ediyorsanız işte sanırım şu anda fiyatı 50 lira falan civarındadır. İkili karma aşı veya dörtlü karma aşı yapabilirsiniz. Aşı yaptırabilirsiniz ama dediğim gibi ben uzun zamandan beri yapmıyorum. Yapmak da şart değil. Evet. Ahmet'in tavukları istila etmiş burayı bu arada. Orhan abi selamlar. Zevk Bahçem. Beni kanalında öne çıkanlar bölümüne ekler misin? İhtiyacım var. Kanalımızdaki öne çıkanlar bölümü dolu şu anda. Eksik olursa tabii ekleyebiliriz. Aydın KBC Cihan Leon geri gel demiş. Evet, sorulara bakmaya çalışıyorum. Tavuğun gözü durduk yere kör gibi oldu.
böyle şeffaf bir perde var gözünde. Neden acaba? CRD hastalığıyla hiçbir alakası yok. Neden acaba? Evet, Abdülhamit İlengiz kardeşim, tavukların gözünün önüne beyaz bir perde inmişse zeytinyağı damlatabilirsin. Gayet uygun bir tedavi aracıdır ama saf zeytinyağı geçene kadar zeytinyağı damlatabilirsin. Bu bir genetik rahatsızlık da olabilir. Genetik rahatsızlıksa ona yapacak bir şeyimiz yok. Ama yani durduk yere dediğine göre önceden sağlıklıyken sonradan oldu. Normal bir göz damlası da olabilir. Genta isimli ise içerisinde aynı etken maddesi vardır. Gentavet, Gentagut, Genta bilmem ne şeklinde göz damlaları vardır. Ya o göz damlasını damlatın. Yetersiz gelebilir belki ama zeytinyağı da sizin için gayet doğal bir çözüm yoludur. Zeytinyağı damlatabilirsiniz ama böyle 3-5 gün belki 10 gün devam etmeniz kaydıyla. Evet. Yumurta tavuğu hocam civcivlerde kabızlık için ne yapabilirim? Eda'nın hobi çiftliği. Civcivlerdeki kabızlık için nasıl diyelim? Bağırsak düzenleyici, probiyotik ürünler var. Veterinere sorduğunuz zaman o tarz ürünlerin size tavsiyesini yapacaktır. Diazema 56 şeklinde isminde bir ürün var. Gayet başarılı bir ürün. Bütün bağırsak problemlerini gerek ishal gerek kabızlık problemlerini tek başına çözebilen bir ürün. Mesela onu kullanabilirsiniz. Diazema 56 veya başka ürünlerde bakabilirsiniz. Araştırın. Kabızlığı o şekilde çözebilirsiniz. Evet. Tahir Çolak abi adımı oku lütfen. Okumuş bulunduk. Kaan Yüce moderatör sohbeti yavaş moduna alın. Kanatlılar alemi Bay Fedai hocam neden okumadın, neyi okumadık acaba, yukarıda kaçırdık demek gibi şeyi. Siz hangi hayvanları besliyorsunuz? Kanatlılar alemi Samsun. Biz şu anda Hint tavuklarımız var, Sultan tavuklarımız var, yeni Ligorin tavukları aldık ve bir miktar da Astrolog tavuklarımız var. Bu 4 tane farklı türü beslemeye çalışıyoruz. Evet. Tavuğum 2 yıldır tüy atmıyor. Ne yapmalıyım? Tüy atmıyor. Yani eğer ki kimdi arkadaşın ismini okuyalım kaymasın. Evet, gitti ki. Neyse ismi okuyacaktım arkadaşın. İsmi hemen yukarı gitmiş. Şöyle söyleyelim. Eğer ki bir tavuk tüy atmıyor derken yani tüyü çıktı da yeniden mi gelmedi? Onu kastetmişseniz geçmişte bizim de başımıza gelmişti. Ligorin tavuklarımız vardı. Biraz yaşlıca tavuklarımız vardı. 2 yıl tüysüz gezdiler. Hatta gelen misafirlerimiz o tavukları gördükleri zaman ya bu ne biçim hayvanlar, bunlar zombi mi filan diyorlardı. Öyle dalga geçiyorlardı. Ama 2 yıl sonrasında sonbahar döneminde yeniden tüylerine kavuştular. Birkaç yılda öyle tüylü bir şekilde hayatlarını sürdürdüler. Bazen olabiliyor tüysü yani tüyleri dökülmüş bir hayvan yeniden tüy gelmiyor. Özellikle bakınız arkadaşlar sonbahardayız ve tavukların tüy değişim döneminde bu dönemde çok kaliteli yemlerle besleyin. Yeşillik takviyesi yapın ve mutlaka protein takviyesi yapın. Yani ne demek protein takviyesi? Et verin diyecek halimiz yok. Eğer ki imkan varsa arada bir yumurta vermeniz tavukların protein ihtiyaçlarını, haşlanmış pişmiş yumurta vermeniz tavukların ihtiyaç duydukları o proteinleri daha çabuk karşılamasını sağlar ve dolayısıyla daha hızlı tüy değişim dönemine girip çıkmayı sağlar. Ama yani yetersiz bir yemle belki bir tavuk
İşte 2 haftada tüy değişim dönemini atlatacakken 2 ay boyunca tüy değişim döneminden bir türlü çıkamaz. Niye? Çünkü o ihtiyaç duyduğu proteini bir türlü karşılayamaz sizin verdiğiniz yemlerle. Onun için bu dönemde yumurta yemi vermenizi tavsiye ediyoruz. Yani diğer yemlerin arasına yumurta yemini daha çok karıştırarak vermenizi tavsiye ediyoruz. Çünkü bu dönemde çok proteinli yemlerle beslenmesi gerekir tavuklar. Evet. Hangi vitaminleri vermeliyiz? Reyhan Can sormuş. Hangi vitaminler? Yani veterinere gittiğiniz zaman size bir vitamin önerisinde bulunacaktır. İster toz olabilir, ister sıvı olabilir. Herhangi bir vitamin verebilirsiniz. Yani içerisinde zaten o premixin içerisinde A vitamini bulunur, B vitamini bulunur, çok az C vitamini, K ve E vitaminleri bulunur. Bir tavuğun ihtiyaç duyduğu en önemli vitamin B vitaminidir. B vitamini, arkasından A vitamini gelir. Tavukların ayaklarında rahatsızlık varsa, tavukların dengesinde bir problem varsa B vitamini eksikliği vardır. Tavuklar yumurta yaparken yumurtaları kanlı çıkıyorsa A vitamini eksikliği vardır. Bunları lütfen kulağımıza küpe yapalım. Kanlı bir yumurta görmüşsek A vitamini eksikliği var demektir o tavukta. İşte zaten bizim almış olduğumuz o vitaminlerin içerisinde hepsi karışık olduğundan dolayı siz verdiğinizde bütün vitaminleri takviye yapmış olursunuz. Herhangi bir sıkıntı da yaşamazsınız. Evet, Enes Güney demiş ki abi adımı oku, okumuş bulunduk. Evet, İlkay Nur Ayaydın aşk olsun. Arkanızda bir sürü kitap var. Çok zenginsiniz. Kütüphane açısından neden kitaplardan sohbet etmeyelim? İnşallah olur bir gün kitaplardan da sohbet ederiz. Aslında bizim bu kanalın açılış şekli biraz da böyle bilgiden, tarihten, biz biliyorsunuz tarih öğretmeniyiz. Bilgiden de içerikler koyalım falan diye düşünmüştük. Ama böyle bir yol bizi gelişmeler o tarafa doğru itti. Başka bir zamanda inşallah belki kitaplardan da konuşuruz. Evet. Metin Kaya demiş ki abi benim bir tane melez Hint horozum var ama aynı orijinal Hint horozu gibi yapılı, kaslı ve uzun boylu. Bunun eşiği asıl Hint tavuğu bu tavukla horoz eşleşirse ne tür civciv çıkar? Horozun babası Hint. Evet, ne tür bir civciv çıkar? Kırıma uğramış Hint civcivi çıkar. Orijinal hiçbir şekilde orijinal olmaz. Çünkü kimde kırım var? Horozda kırım var. Horozda kırım var ise yani %10'luk bir kırım ile Hint özelliklerini taşır ama %100 Hint olmaz. %100 orijinal tavuklar elde etmek istiyorsanız anaçları, annesi de babası da orijinal, anneleri orijinal bir anne babadan dünyaya gelmiş orijinal hayvanlar olmalı. İstediğiniz kadar görsel anlamda benziyor deyin, o genetik olarak tam Hint veya işte başka herhangi bir tavuğun özelliğini tam taşımaz ama çok benzer. Evet. Ramazan V2 selamun aleyküm hocam. Aleyküm selam. Gürkan Yazıcı adımı okur musun? Okuduk. Abdülhamit nereye gitti? Evet, kaydı. Şuradan devam edelim. Her şey burada. Kışın tavuklara ne vermeliyiz? Kışın tavuklara bol miktarda yeşillik verebiliriz. Çünkü baharda veya yazda tavuklar açık alanda gezdikleri için yeşillik ihtiyaçlarını, protein ihtiyaçlarını börtü böcekle bir şekilde karşılarlar. Toprak eşelerler, içerisinden börtü böcek bulurlar.
Ama kışın toprak genelde yaş olduğu için veya siz dışarıya aşırı rüzgardan, soğuktan dolayı çıkartmadığınızdan dolayı sürekli içeride ve ihtiyaç duydukları protein ve yeşillik beta karoten ihtiyaçlarını ne şekilde karşılayacak bu hayvan? Sizin takviyenizle karşılayacak. Pazarlardan 60 yeşillik böyle hani artık insanların satın alamayacağı hatta pazarcıların da bir köşeye bıraktığı o tarz böyle yeşilliklerden imkanınız varsa alıp arada bir tavuklarınıza takviye yaparsanız gayet uygun olur. Yeşillik takviyesi yapabilirsiniz. Arada bir de eğer ki çok soğuk bir iklimde yaşıyorsanız ve tavuklarınızın soğuktan kötü etkilendiğini düşünüyorsanız böyle birçok insanın tavsiyesidir. Acı biber verebilirsiniz böyle arada bir sürekli değil kesinlikle arada bir işte haftada bir falan mesela yapabilirsiniz. Ekmeğin üzerine böyle acı biber, pul biber dökerek onu bir harman yaptıktan sonra tavukların yemesini sağlayabilirsiniz. Bunu yaptığınız takdirde acı biber tavukların vücudundaki ısı oranını arttırır ve dolayısıyla tavuk daha sıcak bir ortam, daha doğrusu vücudu ısınmış olur. Böylece vücudu ısınan hayvan sürekli kendi vücudunu ısıtmak amacıyla sürekli yem yemez. Bakınız, sonbahar geldi, kış geliyor. Artık tavukların yem tüketim hızı arttı. Neden? Çünkü tavuklar bu dönemde çok fazla yem tüketiyorlar. Ben daha işte geçen hafta almıştım bir çuval yumurta yemi. Bugün baktım neredeyse bitecek olmuş yani. Ama mesela bu çuvalı ben yazın almış olsaydım 2 hafta geçerdi daha da bitmezdi yani. Bakın şimdi 1 hafta ancak bitti. Çuval bitmek üzere oldu. Sebebi ne? Sebebi sonbaharda ve kışta tavuklar çok yem tüketirler. Buna da riayet edin, aklınızda bulunsun. Yem maliyetiniz artacak. İşte o yem maliyetini yeşillik takviyesi yaparak, bazen de böyle acı biber takviyesi yaparak biraz düşürebilirsiniz. Muhsin'in can canları teşekkür ediyoruz. Bir iletiyi geri çekmiş ama geldiğin için teşekkür ediyorum. Ben de takip ediyorum kendisini Instagram'da. Evet. Şimdi 7 aylık astrolog horozlarım var. Ne zaman ötmeye çıkar ve eşler? 7 aylık kanatlı diyarı astrolog tavukları ve horozları 8. aydan itibaren tam olarak ergenliğe girerler. 8. aydan itibaren yakındır ötmeye ve eşlemeye başlaması. Reyhan Can Hocam biz tavuklara sadece buğday ve pazar artıklarını veriyoruz. Acaba başka bir şey vermeli miyiz? Eğer evet vermelisiniz. Özellikle kışın bir miktar mısırı arttırabilirsiniz. Çünkü mısır vücut ısısını arttıran bir özelliği vardır. Kışında tavukların vücut ısısının daha yüksek olması gerekir. Mısır verebilirsiniz. İmkan varsa arpa, buğday, mısırın yanında bir de fabrika yemi. Yani bu hiç fark etmez. İster yumurta yemi olur, ister büyükbaş hayvan yemi olur fark etmez. Keşke imkan varsa yumurta yemi olsa. Yumurta yemi olmuş 160-170 lira. Büyükbaş hayvan yemi işte 110 lira, 100 lira falan o civarlarda. Artık gücünüz neye yetiyorsa bir fabrika yemi de olursa isabet olur. Evet, beyaz ishal neden olur? Muhammed Reşit Alaparmak. Alaparmak, yanlış okumayalım. Evet, Muhammed kardeşim, beyaz ishal beslenme bozukluğundan olur. Yani bir tavuk yetersiz yem yiyor veya civciv neyse yetersiz yem yiyor ve çok sık su içiyorsa bağırsaklarında iç parazitler ortaya çıkar veya başka vücudunda herhangi bir bakteriden, mikroptan dolayı bağırsaklarında parazitler ortaya çıkar ve bu parazitler tavuğu veya civcivi ishal yapar. Ne yapacağız? Yine bağırsak düzenleyiciler kullanacağız ve antibakteriyel,
antimikrobiyal ilaçlar kullanacağız. İşte genelde Panteramsin isimli ilacı kullanmanızı tavsiye ederiz. O tarz şeyler için genel bakteri ve mikrop rahatsızlıklarını gidermek amacıyla yine tetramezatin isimli ishal giderici ilacı kullanmanızı tavsiye ederiz. Beyaz ishali bunlarla önleyebilirsiniz. Soner Şahin abi mesleğini yapıyor musun? Yapıyoruz. Evet, Kanatlı Diyarı 7 aylık astrolor porozlarım, onu okumuştuk sanırım. Her şey burada. Kışın ona da okumuşuz. Evet, Aysu Can Yedi Renk hocam bir de tarihle ilgili konuları ve kitap önerileri işleyen bir kanal daha açacak mısınız? Açarsanız iyi olur. Zamanımız çok kısıtlı. Başka bir kanal açma niyetim var. İkinci bir kanalı acaba kaldırabilir miyim diye düşünüyorum. Şu anda yani gözüm kesmiyor. Bakalım duruma göre düşünebiliriz. İkinci bir kanal hangi konu üzerinde olur? Hangi alan üzerinde olur? Onu da tam henüz kararlaştırmadık ama duruma göre bakacağız. Eğer ki olursa zaten size bilgi veririz, duyurusunu yaparız. Yunus Emre Korkmaz Twitter'da var mısınız? Evet, Twitter'da da yine bir Renkler ve Zevkler isimli bir hesabımız var. Oradan da takip edebilirsiniz ama yani şöyle söyleyelim arkadaşlar. Bu sosyal medya mecrası o kadar kalabalık, o kadar büyük bir alan, saha ki hangi birisinde ne yayını, ne paylaşımını yapacağımızı şaşırıyoruz. Bizim ağırlıklı olarak bulunduğumuz mecra YouTube mecrası. Biz işte video çekiyoruz ve YouTube üzerinde daha çok etkiniz. Ama işte Instagram'ı var, Facebook'u var, TikTok'u var. Yani Twitter'ı var, her şeyi var. Hangi birisine bakacağımızı bazen şaşırıyoruz. Bize de acil bir soru soracak olursanız YouTube üzerinden sormanızı tavsiye ederiz. Çünkü ben sürekli YouTube'la ilgileniyorum, videolara bakıyorum, kanalı kontrol ediyorum, gelen giden var mı sürekli kontrol ediyorum ama diğer Instagram'a ya da Facebook'a veya başka şeylere çok sık bakamıyorum. Yani sizin acil bir sorunuz varsa YouTube üzerine sorarsanız daha mantıklı olur. Özlem'in İğne oyaları iyi yumurta yapan cins ligorindir. Ligorini tavsiye ediyoruz. Evet. Taner Yılmaz, yumurta tavukçuluğu yapmak istiyorum. Nasıl bir yol izlemem gerekiyor? Ya şimdi yumurta tavukçuluğunu bence bu dönemde çok ciddi düşünmeyin arkadaşlar. Birçok arkadaşımız soruyor ama ya yemlerin maliyeti çok fazlalaştı. Ben bundan 2,5 yıl önce bir video çekmişim. O videoda diyorum ki çuvalı 46 liraya aldım diyorum. Ya 46 lira nere? Şimdi 160 lira olmuş. Yani 2 yılda 2,5-3 katına çıkmış bir yem çuvalı. Yumurtanın maliyetine bakıyorsun. Ben 2,5 yıl önce de 2,5 yıl önce yumurtayı 75 kuruşa satıyordum. Şimdi taş çatlasın 1 liraya satıyorum. Yani yumurta fiyatı sabit kalıyor. Neredeyse sabit yani. İşte kimisi 1,25, 1,5'a falan satanlar da var ama yani biraz topluca satım yapacak olsan 1 liradan fazla almaz kimse yani. Şimdi sen ancak 1 liraya yumurta satacaksın. Karşılığında yani 150 liraya, 160 liraya yem çuvalı alacaksın. Kendi arpanız, buğdayınız yoksa, kendi tarlanız yoksa, yani kendi yeminizi kendiniz üretmiyorsanız, sürekli alsat yapacaksanız, bu devirde, bu dönemde yumurta tavukçuluğunu kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Ama ben köy yerindeyim, kendi tarlamız var, arsalarımız var, yemden yana sıkıntımız yok derseniz de başlayın, başlayın ama önce tavukçuluğa 50 tavukla başlayın. 50 tavuk. 50 tavuğu alın, şöyle bir tavuk bakmaya bir öğrenin. Ya biz küçüklüğümüzde çok baktık. Hayır, o küçüklükteki tavukçuluk falan kalmamış günümüzde. Nasıl ki bundan 30 yıl önce, 40 yıl önce hiç adını sayını sanını duymadığımız hastalıklar çıktı ya, o 30 yıl önce onların hiçbirisi yoktu.
Mesela hiperaktiflik diye bir hastalık var. Hastalık mı neyse hiperaktiflik 30 yıl önce, 40 yıl önce böyle bir hastalık yoktu veya böyle bir tanım yoktu. Eskiden tavuklar kolay kolay hastalanmazlar, kolay kolay da ölmezlerdi. Çünkü doğal besleniyorlardı. Arpasında GDO yoktu, mısırında GDO yoktu. Ne bileyim işte yediği yumurta yemi diye bir yem yoktu. Neyse işte yani doğal besleniyorlardı ve hastalanmıyorlardı. Hasta olmayan anne babadan türeyerek geldiğinden dolayı da genetiksel olarak bir hastalığı yoktu. Ama şimdi günümüzde ya bakıyorsun bugün canlı, bugün cap canlı hayvan ne güzel böyle gülüyor, oynuyor, koşuyor. Ertesi gün bir bakıyorsun küt ölmüş adam ya. Küt bir günde yani. Onun tavukların hareketlerini gözlemlemek, hastalıklarını teşhis etmek, hastalıklarına karşı hastalık ortaya çıkarken önlem almak, gerekli ilaçları uygulamak vesaire bu bir tecrübe işidir. Böyle bugünden yarına öğrenilecek bir şey değildir. Bunu öğrendikten sonra 50'yi 100'e, 100'ü 500'e gerekiyorsa 1000'e çıkartarak bu şekilde başlayabilirsiniz tavukçuluğa. Ama bu dönem, bu ekonomik krizin yoğun olarak yaşandığı bir dönemde tavukçuluğu biraz uzak durmanızı tavsiye ediyoruz. Kanibalizmle ilgili bilgi verdik. Daha sonradan videonun tekrarında izleyebilirsin Muhsin'in cancanları. Soner Şahin abi mavi yumurta zararlı mı? Yok hayır zararlı. Niye olsun ki? Sadece o tavuğun genetik özelliğinden kaynaklı. Şimdi bazı tavuklar beyaz yumurta yaparlar. Ligorin Tindet gibi. Bazı tavuklar Ataks, Astrolor, Plymouth, Lohmann Brown, Rır vesaire. Bunların çoğu da kahverengi yumurta yaparlar. Yani kremle kahverengi arasında değişik tonlarda yumurta yaparlar. Bazı tavuklarda mavi, yeşil artık o renk neyse kimisi mavi diyor, kimisi yeşil diyor. Mavi, yeşil yumurta yaparlar. O da öyle. Allah öyle yaratmış onları. Amerikanus tavukları da mavi, yeşil yumurta yaparlar. Kesinlikle zararlı değildir. Evet, kışın tavuklara ne vermeliyiz bundan bahsetmiştik. Folluk Gürkan Basir abi folluk nasıl olmalı? Folluk 40'a 40 olmalı. Yani 40 santim eninde, 40 santim yüksekliğinde, 40 santim derinliğinde olursa en ideal folluktur. 40 santim. Her tarafı 40 olacak. Böyle bir ortamda tabanına odun talaşı serin. Odun talaşı arada bir o odun talaşına toz bit ilacı atıp karıştırın, harmanlayın. En güzel, en ideal folluk şekli budur. 40'a 40. Evet, folluk böyle olmalı. Hemen daha hızlı geçelim. Kanatlılar alemi Samsun, balon kafa hindi tedavisi nasıl olmalı? Hindilerle ilgili bir bilgimiz yok. Hindi henüz beslemedik. Bakalım ileriki zamanlar neyi gösterir. Eren Kurt hocam tavuklara rakı veriyorum sularına. Size de öneririm. Rakı veriyorum. Evet, ilginç bir bilgi. Yani bize çok mantıklı gelmedi. Ama tabii uygulamaya saygı duyarız. Abi Hint horozumun ayağı kırıldı, ne yapabilirim? Ayhan Eliyev, Hint horozunun ayağı kırıldı. Yani bu işi bilen birisine sardırabilirsiniz. Veteriner bilir, her veteriner de bilmez açıkçası. Eski böyle kırıkçı, çıkıkçı diye tabir edilen böyle yaşlı belki dedeler, belki nineler filan vardır. Ben de hala tanıyorum bir bayan, yaşlıca bir bayan çıkıkçı olarak. Yani ya öyle bir insan bulup ona sardıracaksınız ya da veteriner biliyorsa veterinere sardıracaksınız. Kırık bir ayak sarmadan iyileşmez. Yani böyle bir atel yardımı ile sarıp onu bir süre tedavi gözetim altında tutmanız gerekir. İnşallah yeniden kaynar ve sağlığına kavuşur. Ayhan kardeşim. Efecan Çiftçi hocam merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Evet. Şimdi nerede kaldık ya? Arada bir kayıyor, bazen de
yer değişiyor. Murat Akbolak, Büşra Gel, hasta değilseniz aşırı ucuz. Halil Arduç, civcivlerim 7 aylık oldu. Ne zaman yumurtlar? Bir ay daha bekle. Ama şöyle söyleyelim. Şimdi bakınız, tavuklar 6. aydan sonra yumurtaya başlayabilirler. Eğer ki yumurtaya başlama dönemi sonbahara denk gelmişse sonbaharda yumurtaya başlamaz. Kışın da yumurtaya başlamaz. Kış geçtikten sonra başlar. O sizin şansınıza biraz. Mesela bir tavuk 6. aya Mart ayında geldi. Hemen Mart ayında yumurtaya başlar 6. ayda. Ama bir tavuk 6. ayına Kasım'da geldiyse Kasım'da başlamaz. Aralık'ta, Ocak'ta, Şubat'ta başlamaz. Mart'ta başlar. Yani bunlara dikkat edelim. Hayvanlarda bir canlı hani yumurta makinesi olarak görmemek lazım. Onların canları sağ olsun yeter ki bir ara yumurtaya başlarlar. Evet, bu teknik bilgiyi de söylemiş olalım. Gürkan Basir, senin folluktan yapmaya çalıştım olmadı. Yani folluk şöyle de yapabilirsiniz. Biz bir limon kasası alıp içine bir miktar taş toprak doldurduktan sonra yarısını da öyle otla veya işte samanla veya talaşla doldurup bir limon kasasını da folluk yapabilirsiniz. Yani şart değil illa tahta ile böyle işte 40'a 40 böyle işte bölünecek gözlü folluk yapılacak diye. O daha kolay yöntemler var. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Ömer Savaş demiş ki abi tavuklar yumurtlamıyor. Şimdi tavuklar arkadaşlar bazen yumurtadan kesilirler. Bu bazen 7 gün olur, bazen 1 ay olur, bazen de 1,5 ay olur yumurtadan kesilirler. Bu dönemde tavukların yumurtalıkları bir tazelenme içerisine girer. Şimdi insanlardan pay biçelim. Nasıl ki bayanlar belli zamanlarda yumurtlama dönemi olur. O yumurtlama döneminde hamile kalma ihtimalleri daha yüksek olur. Bazı zamanlarda da yumurtalar bozulur. O dönemde hamile kalma ihtimali ortadan kalkar. Yani aynı onun gibi tavuklar da yumurtalıklarında belli zamanlarda bir yeniden oluşum, yeniden bir nasıl diyelim yenilenme dönemine girerler. Bu bazen 7 gün, bazen bir ay sürebilir. Bu sebepten kaynaklı yumurta yapmıyor olabilir bu bir. İkincisi, tavuk yumurta yapacak yeterli proteini, enerjiyi yediği yemden sağlayamıyordur. Bundan dolayı yumurta yapmıyordur. İki, üçüncüsü tavuk yaşlanmıştır. Artık yumurtadan kesildi veya kesilmiştir. Bundan sonra mesela 4 yaşına, 5 yaşına girmiştir. Bu sebepten dolayı yumurta kesilmiş olabilir. Dördüncüsü de düşük bir ihtimal. Bu da tavuk genetik olarak verimsizdir. Yani 3 gün üç gün önce yumurta yapar, bugün yumurta yapar, 5 gün sonra bir daha yumurta yapar. Genetik olarak verimsizdir. Böyle tavukları tutmamak lazım. Ama sonbaharda tüy değişim döneminde genelde tavuklar yumurtayı keserler. Onun yerine ihtiyaç duydukları bünyelerine almış oldukları vitamin ve proteinleri tüy düzmekte kullandıkları için yumurtayı kesebilirler. Bu normal. Bu normal. Sıkıntı yok. Tüy değişimini hallettikten sonra ve gerekli gıdayı aldıktan sonra yumurtaya başlayacaklardır. Yumurta zaten Ocak sonu düzeltiyorum. Şubat ayı içerisinde yeniden yumurta verimi hızlanmaya başlar. Mart'ta hızlanır, Nisan'da, Mayıs'ta had safhaya çıkar. %90-95'lere çıkar yumurta verimi. Evet. Demet Temir, selam aleyküm. Aleyküm selam, teşekkür ediyoruz. Osman Savaş'ın bir sorusu nereye gitti? Kaydı gene. Evet. Evet, Osman Savaş, kusura bakma, kaydı. Nereye gittiğini de bilemedim. Tekrar bir daha yazarsan belki karşıma çıkar.
Ahmet abim sana selam yolladı. Aleyküm selam Oyun TV. Sadık Arslan aleyküm selam. Tavuk Bahçesi selam aleyküm hayırlı akşamlar. Aleyküm selam teşekkür ediyoruz. Yahya Han tavuklara nane verilir mi? Verebilirsin. Verebilirsin. Nane de gayet güzel bir yeşillik tercihidir ama sürekli vermek de çok doğru olmaz. Arada bir vermenizi tavsiye ediyoruz. Volkan Bardak bir tavuğumun aman gitme dur ben şu yorumu bir okuyayım. Volkan Bardak bir tavuğumun iki gözü çevresi şişti ve görme yetisini yitirdi sanırım. Hep hareketsiz sebebi nedir hocam? Ne yapmalıyım? Volkan kardeşim tavuğun sinüsü şişmiş. Yani gözün etrafındaki o sinüs diye tabir edilen o bölge şişmiş. Bu neyden kaynaklanır? Vücudunda bir enfeksiyon var demektir. Bir kanatlı hayvan vücudunda bir enfeksiyon varsa hemen gözlerine bakın. Önce burnuna bakın, sonra gözlerine bakın. Burnu akıyorsa bir alarm var demektir. Gözünde bir arıza çıkmışsa demek iş ciddi demektir. Hele ki sizin her iki gözünde de sinüsler şişmiş ve dolayısıyla gözünü kapatmış ise çok ciddi bir sorun vardır. Hemen antibakteriyel ve antimikrobiyal ilaçlar kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Arkadaşlar burayı çok iyi dinleyin. Burayı çok iyi dinleyin. Herkes dinlesin. Soruyu soran sormayan. Tavuklar veya hayvanlar diyelim. Kanatlı hayvanlar şu dört etken madde ile ilaçlandığı takdirde vücudundaki birçok bakteri, mikrop ortadan kalkar. Bir, doksisilin. İki, florfenikol. Üç, oksitetrasiklin. Dört de linkomisin. Bu dört etken madde çok önemli etken maddelerdir ve tavuklar içerisinde, bünyesinin içerisinde bulunan birçok rahatsızlığı, bakteriyel enfeksiyonlar, solunum yolu enfeksiyonları, bağırsak enfeksiyonları, iç parazitler vesaire aklınıza ne gelebiliyorsa birçok rahatsızlığı giderici etken maddelerdir. Bu etken maddelerden imal edilmiş herhangi bir ilacı alabilirsiniz. Meşhur ilaçlar var, isimlerini de söyleyebiliriz. Florkem gibi, Viraflor gibi, Panteramsin gibi, Tetramisin gibi, Linkospektin gibi meşhur ilaçlar var. Bunları alabilirsiniz. Doksisilin içerikli, Hipradox, Levadox gibi ilaçlar var. Bunları alıp nasıl kullanıldığını okuyacaksınız veya veterinerden tarifini alacaksınız. Kimisi suya karıştırılan oral çözelti ilaçlarıdır, kimisi de enjekte edilen iğnelerdir. Ama bir tavuk ciddi bir şekilde enfekte olmuşsa hemen daha hızlı etki gösteren iğne tarzı ilaçlar kullanmanızı tavsiye ederiz. Şimdi oral çözelti ilaçları, suya karıştırılan ilaçlar metabolizmanın yavaş yavaş ilerlemesiyle kana karışır ve etki etmeye başlar. Ama iğne ile ilacı vücuduna zerk ettiğiniz zaman direkt kana karışır ve hemen etkisini gösterir. Onun için iğne tarzı ilaçlar daha etkilidir, daha çabuk sonuç alırsınız. Evet. Gürkan Basir abi tavuklar bitten kurtulmadı gitti. Toz bit ilacı bir işe yaramadı. Blotiç'le o ilacın ismi galiba. Biz kırmızı örümcek ilacı kullanıyoruz bit ilacı olarak. Toz Enigma isimli ilacı kullanıyoruz. Kırmızı örümcek ilacı. Can Hiper ilacını da kullanabilirsiniz. Bu ilaçlar veterinerlerde satılmaz. Zirai ilaç satan yerlere gideceksiniz. Kırmızı örümcek toz, kırmızı örümcek ilacı alacağım deyin. Mutlaka size bir öneri sunacaklardır. Toz, kırmızı örümcek ilaçlarını tavsiye ediyoruz. Onlar gayet uygun ilaçlardır. Ama yani daha başka önlemler de alabilirsiniz. Bir tavuğu doğal olarak bitten arındırmak için
toprak banyosu yapmayı yapmasını sağlayın. Kül ve kireç kullanın o toprak banyosu yaptığı alanlarda. Bunlar doğal yöntemlerdir. Diğer ilaçları da yine kullanabilirsiniz. Mutlaka çözüm vardır. Yani bakınız mesela Gürkan kardeşim, ben şu ana kadar bitten hiçbir sıkıntı yaşamadım bir sefer haricinde. Neden? Ben Flugon isimli bir ilaç kullanıyorum. Flugon. Sadece bir damla kanadının altına, diğer damla diğer kanadının altına, boynunun arkasına, bacaklarının arasına birer damla damlatıyorum. Bitten eser kalmıyor. Ve bunu 15-20 dakikada çözüyor yani. Eğer ki bir tavuğun veya bir civcivin üzerinde bit varsa 15-20 dakika içerisinde tamamını öldürüyor. Etkili ilaçlar var. Belki sizin ilacınız sizin tavuklarınıza etki etmemiş olabilir. İlacınızı değiştirerek ilaçlamayı sürdürün. Bit öyle çok büyük bir problem olmasa gerektir yani. Evet. Muhsin'in cancanları. Abi benim sorum olacak. 3 haftalık civcivlerim var. Kafeste ısıtıcı var. Üşümüyorlar ama duruşları tuhaf. Üşüyor ve mutsuz gibi. Isı mı az geliyor yoksa salmadığımdan sıkılıyorlar mı acaba, anlam veremedim. Şimdi 3 haftalık dediğine göre yani 30 derece civarlarında falan olması gerekir bir kümes ortamının. 30 derecenin altındaysa bir miktar üşüyor olabilirler. Biraz da böyle halsizlik de olabilir. Arada bir vitamin takviyesi yapabilirsiniz. Tabii sıkılıyor da olabilirler. Yani küçücük daracık bir alan, gidecek yer yok. Oraya da ayakladı bitti. Buraya ayakladı bitti. Yani sıkılıyor artık böyle. Onlar uçmak istiyorlar. Kanat açma germe hareketi yapmak istiyorlar. O ortamda yapamayacaklar. İşte böyle bir durgunluk oluşabilir. İmkan varsa arada bir havanın soğuk olmadığı zamanlarda şöyle bir dışarıya çıkartıverip daha sonra tekrar içeriye almanı tavsiye ederim. O fazla enerjilerini atmalarını sağlayabilirsin. Hem de böyle uyuşuk hayvanları böylece harekete geçirmiş olursun. Fatih Can Gür, Loman Brown'lara sadece yumurta yemi vermek ne kadar mantıklı? Yani sadece Loman Brown değil, bütün tavuklara sadece yumurta ve yemi vermek çok doğru değil. Yumurta yemi faydalı bir yemdir ama çok fazla ısrar edildiği zaman zararlı bir yemdir. Hem cebinizi yakar, çok pahalı artık, hem de tavukların kanibalizm rahatsızlığına kapılmasına sebep olabilir. Çünkü içerisinde hayvansal gıdalar, katkı maddeleri vardır. Sürekli hayvansal gıdalarla beslenen hayvan kanibalizm rahatsızlığına, psikolojik rahatsızlığına ulaşabilir, başkalarına saldırabilir. Arada bir şöyle yapın, biz kanatlı hayvanların ihtiyaç duydukları temel gıdalar diye çok değerli bir videomuz var. Orada yem rasyonunu ve hangi yemleri nasıl karıştırdığımızı, nasıl kullandığımızı gösteriyoruz. O videoya havale edelim, kanatlı hayvanların ihtiyaç duydukları temel gıdalar. Oradan bakarsanız hem arpa, hem buğday, hem mısır, hem de yumurta yemi veya başka bir fabrika yemi karıştırıyoruz. Bu şekilde kullanıyoruz. Arada da yeşillik takviyesi yapıyoruz. En mantıklı besleme şekli budur. İster Loman Brown, ister başka bir tavuk, fark etmiyor. Bu şekilde beslemenizi tavsiye ediyoruz. Osman Savaş demiş ki, hocam tavuklarım ve kümeslerim bitlenmişti. Sizin videolarınız sayesinde kurtuldum. Çok teşekkür ederim. Ancak tavuklarım yumurtadan kesildi. Neden acaba? İlaçlarla bir alakası var mıdır? Bu konularda acemiyim. Osman kardeşim, gayet güzel, sevindik. Bitlerden kurtulduğuna sevindik. Bit ilacının yumurtaya herhangi bir etkisi olmaz. Olumlu veya olumsuz bir etkisi olmaz. Yumurtadan kesilmesinin sebebi tüy değişim dönemine girmiştir. Bu sebepten dolayı biraz yumurtayı azaltırlar. Tüy değişim dönemi bittikten sonra ve kışında ortamlarını sıcak tuttuktan sonra yavaş yavaş yumurtaya başlayacaklardır. Özlem'in iğne oyaları yumurtacı cins hangileri? En iyi yumurta yapan Ligorin, Atax ve Loman Brown'dur.
3 tane. Siz eğer ki doğal yumurta elde edeyim, kendi yumurta ihtiyacımı gidereyim, karşılayayım derseniz 3 tane tavuktan şaşmayın. Ligorin beyaz yumurta yapar, Ataks kırmızı yumurta yapar, sarı diyelim neyse işte kahverengi, öbür Loman Brown'da yine kahverengi yumurta yapar. Bunlardan herhangi birisini tercih edebilirsiniz. Özlem'in iğne oyaları. Cihan Biroğlu, abi benimlisi bir tavsiye, senin sultanlar biraz kalitesi düşük, sen onları sat. O paraya da güzel sultanlar almanı tavsiye ederim. Bizim sultan civcivlerini Elazığ'dan Göksel kardeşim göndermişti. Onun bir takım çalışmaları vardı. Yani sadece düz beyaz, sadece düz siyah değil. Böyle farklı tarzdaki civcivlerden tavuklar elde ediyor. İşte porselen renginde, ondan sonra işte sıplaş renginde. Daha farklı böyle siyahlarla beyazları karıştırarak daha farklı farklı şey böyle kahverengimsi daha farklı renkler elde ediyor. Onlardan böyle bir 15-20 kadar falan yumurta göndermişti. Onlardan çıkartmıştık. İçerisinde sade beyaz olanı da var, sade siyah olanı da var. Kendi civcivlerimiz de var bir iki tane. Ama tabii kırmalar çok fazla. Kırmaları ortadan kaldıracağız. Mevcut sultan, orijinal sultan tavuklarını da karışık olarak besleyeceğiz. Yani ne düz siyah olacak ne düz beyaz olacak. Yani şimdi piyasada şöyle bir kanı var. Siyah sultanlar ya bembeyaz olur ya simsiyah olur. Şimdi artık biz böyle karışık renklerde elde edilmiş sultan tavukları yetiştireceğiz. İçerisinde siyahı da olacak, kahverengi renkleri de olacak vesaire. Yani o kalitesiz olduğu anlamına gelmez. Sadece renkleri değişik. Yani ne simsiyah ne bembeyaz. Karışık renkli olacak. Gürkan Basir abi, CRD hastalığı, kekik kullanımı detaylı bilgi verir misin? Kekik suyu nasıl kullanabilirsiniz? Kekik aktarlardan alabilirsiniz. Ucuz da bir malzemedir yani. Onu bir tencerenin içerisine, işte bir tencere 3 litre falan su alır. 3 litreye şöyle yarım kilo falan, yarım kilo olacak şekilde kekik karıştırın. Onu bir güzel kaynatın. Kaynadıktan sonra bir 3-5 dakika kaynasın. Kaynadıktan sonra altını kapatın. Bir süre o kekikli su dinlenmeye bırakılır. Daha sonradan da o kekikleri alındıktan sonra süzün, bir şişeye doldurun. O şişeye dolmuş olan kekik suyu bizim bildiğimiz kekik suyudur artık yani. O kaynamış ve özelliği suya geçmiş kekiğin suyu değerli bir sudur. Nasıl kullanırsınız? 5 litrelik bir su tankına 10 mililitre kekik suyu ilave edersiniz. Bu şekilde tavuklarınıza koruyucu bir önlem yapmış olursunuz CRD hastalığına karşı. Ama bakınız, bunlar CRD hastalığı başlamış ve ilerlemiş bir tavuğa veya civcive etki etmez. Ne sirke, ne kekik suyu, ne başka bir şey hastalık ilerlemiş tavuğa etki etmez. Ha, hastalık başlamadan ben koruyucu önlem olarak yapayım dersen amenna. Bunu yaparsın, çok da iyi yaparsınız. Kekik suyu koruyucu bir önlemdir. Ama hastalık ilerlemişse buna yapacak bir şey yok. Buna anca biraz evvel bahsettiğim o dört etken maddeli ilaçlardan birisini kullanmanız gerekir. Kümes hayvanları Hollanda. Gene ekran kaydı, sürekli kayıyor. Kümes hayvanları Hollanda'nın sorusunu okuyamadım. Muhammed Kaya, üstadım civcivlerim üstünde sarı renginde susam gibi küçücük dolaşan canlılar sanırım bit. Evet, doğrudur, bit onlar. Bunlar civcivlerin gelişimini etkiler mi? Etkiler tabii ki. Eğer ki kan emmeye başlamışlarsa bakınız. Civciv veya tavuk üzerinde hiç fark etmez. Bit
Kahverengi ise, toprak renginde ise henüz kan emmeye başlamamış bit demektir. Ama o bit, hareket eden canlı böyle kızarmaya başlamışsa, böyle koyu bir renk almışsa kan emmeye başlamış demektir. O daha tehlikelidir. Bit orta vadede hem civcivlerin hem de işte tavukların verimini etkiler ve dolayısıyla hatta orta ve uzun vadede ölümüne bile sebep olabilir. Bite mutlaka önlem alın, biraz evvel söylediğimiz ilaçlarla. Ali Kurt demiş ki selamlar saygılar, hocam benim civcivler çok yiyor ama kursaklar hemen boşalıyor. Bir diğer sorum, kuruma ve beyaz ishal bulaşıcı mı, nasıl engelleriz? Civcivler çok yerler çünkü çok gıdaya, büyümeye ihtiyaçları vardır. Çok yem tüketirler, doğrudur. Kursakları boşalıyorsa sorun yok ama mesela kursağı şiş, böyle taş gibi olmuş ve eritemiyor. O zaman midesinde bir problem, bağırsağında bir problem var demektir. Yine bağırsak düzenleyici ürünler kullanmak gerekir. Başka neydi? Başka bir soru daha vardı. Kuruma ve beyaz ishal bulaşıcıdır. Evet, kuruma da bulaşıcıdır. Kurumayı yani kendiniz mekanik olarak bir süre yıkayarak çözüme kavuşturabilirsiniz. Ama yine o da bağırsakla ilgili bir rahatsızlıktır. Bağırsak düzenleyici kullanmanızı tavsiye ederiz. Halil Kaya demiş ki abi benim kuluçka makinem yok, tavuklarımda gurk düşmüyor, ne yapmalıyım? Hint tavuğu alacaksın. Ya köy tavuğu ya da Hint tavuğu alacaksın. Onlar sürekli gurka yatarlar. Artık gurk yatmaktan gına gelirsin, yatırmaktan gına gelirsin, bizde olduğu gibi. Hint tavuğunuz yoksa diğer tavuklar kolay kolay gurk yatmazlar. Tavukların gurk yatmaları genetikleriyle ilgili bir şeydir. Mesela Ligorin tavuğu %0,01 bile belki gurk yatacak bir ihtimali yoktur. Veya Lohman Brown çok nadir gurka yatarlar. İşte ne bileyim Atax çok nadir gurka yatarlar. Ayda yılda bin yılın başı bir. Ama sürekli gurk olsun istiyorsan, kuluçka makinem de yok, doğal kuluçka makinem olsun diyorsan Hint tavuğundan şaşma. Evet, Serkan 87 merhaba. Merhaba, kapalı bir ortamda sıcaklık ve nemi ayarladığımız koşulda tutmak için uygun maliyeti nasıl kurulum yaparız? Maliyetli nasıl kurulum yaparız? Bu acaba şey için mi? Civciv ortamı içinse, yani civciv büyütme ortamı içinse termostatlı karbon fiber ısıtıcılar var. Onları tavsiye ederiz. Alta zemine serebilirsiniz veya işte duvara veya tavana konumlandırabilirsiniz. Karbon termostatlı fiber ısıtıcı. Ama kuluçka makinesi için diyorsanız o konu hakkında detaylı bilgim yok. Muhammed Kaya tekrar sormuş. Hocam civcivlere nasıl önlem alınır? Havalar soğuk, bit ilacı sıkamıyorum, ıslanır da hasta olurlar diye civciv hassasiyet gerektiriyor. Biraz evvel söylediğim flugon veya içerisinde flumetrin içeren bir ilaç alın. Flumetrin. Bir ilaç alın, onu bir damlalığa damlatın, kanadının altına bir damla, boynuna bir damla flumetrin o bitlerin kökünü kurutur. Hiçbir şey de yapmanıza gerek yok. Ama civcivlere mutlaka o ilaç önlemini alın. Yani sizin ilacınız o zaman püskürtmeli falan bir ilaç mı acaba? Onu tam bilemiyorum. Flumetrin içerikli bir ilaç kullanın, kökünü kurutursunuz. Evet, Hüseyin Üstündağ demiş ki selamun aleyküm ve aleyküm selam. Teşekkür ediyoruz. Ali Kurt teşekkür ederim hocam. Başarılar, saygılar, teşekkür ediyoruz biz de. Orhan Bab hocam en son kümesi yaktım. Bir hafta sonra yine bit sardı. Lütfen yardım. Yani sevgili adaşım bazen acaba yani kümesiniz her tarafı tahtadan yapılmış bir kümes mi? Şimdi bazı
dış sebepler de BİT'i tetikleyebilir. Bundan kaynaklı yani sizin elinizde olmayan sebeplerden sürekli türüyor da olabilir. Ama veterinere gidin, Larvason. Larvason isimli bir ilaç kullanın. Larvason. Yani şimdi mesela siz bir ilaç kullanırsınız, mevcut bitleri öldürürsünüz. Ama o bitlerin larvaları da var köşede, sağda solda, her tarafa yapmışlar larvalarını, bırakmışlar. Sizin kullandığınız ilaç mevcut bitleri öldürür, dersiniz ki ya oh be şeyden kurtuldum, bitten kurtuldum. İki gün sonra o larvalar bit haline gelir, bir bakarsınız ki gene gelmiş, ya arkadaş ben nasıl kurtulacağım bu bitten? Nasıl kurtulacaksınız? Larvasonla kurtulacaksınız. Veterinere sorun. Larvason, bir de yanında bir ilaç daha vardı. Onun ismini hatırlayamadım. İki ilacı beraber kullandığınız takdirde bitlerin larvaları da dahil olmak üzere öldürür. Uzun süre yeniden türemelerine engel olmuş olursunuz. Bir de böyle deneyin bakalım. İnşallah sonuç alırsınız. Orhan kardeşim, Serkan 78, sera bitki ve kümes içinde hocam, efendim sera nereye gitti? Sera bitki ve kümes içinde hocam. Anlayamadım, özür dilerim. Reyhan Can, hocam tavuklara bizim kullandığımız vitaminleri versek olur mu? İnsan için yapılmış vitaminleri kullanmanızı tavsiye etmeyiz. Çünkü insan metabolizması ile hayvan metabolizması farklı olacağından dolayı hayvanlar için hazırlanmış bir vitamin premixini tavsiye ederim. Arılar için hazırlanmış bir vitamin premixi kullanabilirsiniz veya tavuklar için kullanabilirsiniz. Yani arkadaşlar, bana çok garip sorular geliyor. Tavuk besliyorsanız veya tavuk beslemeyi düşünüyorsanız veterinerin yolunu öğreneceksiniz. Yani veteriner sadece ilaç satmaz, tavukla ilgili hem ilaç satar, hem vitamin satar, hem kümes malzemeleri satar, suluk satar, işte ne bileyim nipel suluk satar. Aklınıza gelebilecek her türlü malzemeyi veterinerde bulabilirsiniz. Veterinerin yolunu öğrenin. Yok ben internetten getirteceğim. Yok, internetten filan da getirtmeyin. Gidin fiziki olarak bir veteriner bulun, veterinerden her türlü malzemeyi bulabilirsiniz. Onlar da size yardımcı olur her konuda. Veterinerin yolunu önce bir öğrenelim. İnsanlar için vitamin yerine hayvanlar için hazırlanmış vitaminler kullanın. Fahrettin Tosun demiş ki, hocam benim tavukların boğazı sürekli hışırdıyor, ne yapmalıyım? Hışırdama. Yani bu da bir nevi nefes alıp verme zorluğu demektir. Yani CRD'nin alt başlangıcı. İşte siz o zaman ne yapacaksınız? Soğan, sarımsakla, sirke ile ve kekik suyu ile önlem alabilirsiniz. Henüz daha ilerlememiş. İşte böyle alt başlangıç dönemindeyken doğal yöntemlerle önlem alabilirsiniz. O zaman iyileşecektir. Birkaç gün devam edin, iyileşecektir Fahrettin kardeşim. Kümes hayvanları Hollanda geldi. Hocam kümese yeni hayvan getirince ne yapılır? Nasıl dezenfekte edilir? Olası hastalıklara karşı. Şimdi bu konuyla ilgili bir video çektik. Devam ediyor da videomuz. Henüz kapatmadık. Bir kümese yeni bir hayvan geldiği zaman, şimdi genelde birçok arkadaşımız şöyle yapıyorlar. Bir yerde bir tavuk görüyor. O hoşuna gidiyor, ya ben bunu bir alayım. Öbür tarafta bir horoz görüyor. Bunu da bir alayım. Böyle birer ikişer kümesine hayvan topluyor. Bu kesinlikle yanlıştır. Kümese hayvan birer ikişer ilave edilmez. Kararını vereceksin. Ben hangi hayvanı besleyeceğim? Filanca. İşte atıyorum. Rır besleyeceğim mesela. Rır tavuklarını, horozlarını getireceğim tek seferde ve başka hayvan ilavesi yapmayacağım. Ha yok, ben karışık kümes yapıyorum. Benim öyle bir işte kuluçkalık yumurta elde etme gibi bir niyetim yok. Ben hobisine tavuk bakıyorum, tavuk besliyorum diyorsanız da yine aynı birer ikişer
tavuk ilavesi yapmak doğru değil. Topluca tavuk alın. Tavuklarınızı aldınız, kümese getirdiniz. Hemen koruyucu önlem olarak sirke ve kekik suyunu hemen dayayacaksınız, tabiri uygunsa. Sularına hemen vereceksiniz. Koruyucu önlem olarak ve yine vitamin vereceksiniz. Bunu bakın, bir tavuk kümese geldiği zaman 2 hafta boyunca gözetim altında tutulmalı. Bir hayvan tek de olsa, çoklu da olsa bir kümes ortamına yeni geldi. O hayvan 2 hafta boyunca gözetim altında tutulmalı. Sürekli gözlemlenmeli. Ne yapıyor, ne ediyor, hareketlerinde bir aksaklık var mı, huysuzluk yapıyor mu, strese girmiş mi vesaire. Hepsini gözlemlemeli. Burnunda akıntı var mı, gözünde kaşıntı var mı vesaire. Bunları gerekli gözlemleri yapmalı, ona göre hareket etmeli. Gerekiyorsa da bu tavuklara iğne yaparak, yani enfeksiyon giderici iğne yaparak tedavisini gerçekleştirmeli. Bu demek değildir ki yeni gelen hayvan her zaman hastadır. Hayır. Yeni gelen hayvan başka bir biyolojik ortamdan, senin kümesindeki biyolojik ortama girdiği için ani biyolojik ortam değişiklikleri hayvanları hasta edebilir. Nasıl ki insanlar, biz de ben mesela Akdeniz iklimindeyim. Hemen şimdi gitsem Ankara'ya, Ankara'da belki de hava değişiminden hemen hasta olacağım. Nasıl ki insanlar da iklim değişikliğinden, ortam değişikliğinden kötü etkilenir ve hasta olabilir, hayvanlar için de bu geçerli. Kümese yeni gelen hayvanların hasta olma ihtimalleri çok yüksektir. Onun için o hastalıklara karşı daha dirençli, dirayetli olmaları için vitamin vermeli veya koruyucu önlemler almalıyız. Fikret Akdiş hocam, Newcastle yalancı veba için ne tavsiye edersiniz? Kümesimde yeni belirti göstermeye başladı. Bir tane öldü. Ölüm oldu. Yani onun için önceden bir aşı kullanmanızı tavsiye ederiz. Ama şu anda bir tane ölüm olduğuna göre diğer tavuklar da olası hasta adaylarıdır. Onun için enfeksiyon giderici etkili iğneler kullanmanızı, linkomisin etken maddeli iğneler kullanmanızı tavsiye ederiz. Ve eğer ki gözlemlediğiniz ve hasta olduğuna kesin olarak emin olduğunuz bir hayvanınız varsa, onu diğerlerinden ayırmanızı, bir süre ayrı bakmanızı tavsiye ederiz. Çünkü diğerlerine bulaşabilir, bulaşıcı bir hastalıktır, meret hastalık. Muhammed Kaya, aynen dediğiniz gibi fıs fıs bit ilacı sıkıyorum. Flugon ve flumetrin, bunları su ile karıştırmadan direkt civcivin kanat altına ve ensesine bir damla atacağım, öyle mi? Evet, aynen öyle. Diğer bölgedeki bitler nasıl imha edilir? Bacak altına da, bacak aralarına da bir damla yeterli olur. Zaten o etkili bir içeriktir. Onu kullandığınız takdirde civcivin her tarafındaki bitler ölür. Mehmet Ali Yavuz, tavuklarda tırnak büyümesi nasıl yapılır? Büyümesi kesme mi acaba? Tırnak büyümesi. Yani tırnağı gereksiz bir şekilde büyümüş. Özellikle horozlarda bu olur. Horozların tırnakları çok fazla büyüdü ve işte tavuklarla çiftleşme esnasında tavuklara herhangi bir zararı dokunuyorsa tırnak makası ile veya daha büyük bir işte artık bıçakla, makasla neyse bir miktar kesebilirsiniz. Veya eğer ki horozlarda çok ciddi rahatsızlıklar oluyorsa horozun mahmuzunu sökebilirsiniz. Tabi bunlar biraz profesyonellik isteyen, gerektiren işlerdir. Mücahit Aslan, tavuklarda az yem yeme sorununa ne önerirsiniz? Onların iştahlarını açıcı yeşillik verin. İşte nedir o? Maruldur, lahanadır. Mesela lahanayı çok severler. Öyle iştah açıcı şeyler verin. Vitamin verin. Vitaminsizlikten tavuk halsiz düşer. O halsizlikte de yem yeme ihtiyacı duymaz. Bir halsizlik var demek ki, o halsizliği
vitaminle ve yeşillik takviyesiyle ve kaliteli yemle takviye etmenizi öneririz. Lord Dracula 2 isimli kullanıcı arkadaşımız, abi sizin gibi bir tavuk çiftliğinden aylık kazancım ortalama asgari ücretten yüksek olur mu? Olmaz. Kesinlikle olmaz. Yani tavukçulukta şu anda kesinlikle gelir yok. Birçok insan yakında tavukçuluğu bırakacak. Bak, buradan iddia ediyorum. Belki ben de bırakmak zorunda kalacağım. Ben bir haftada, 1,5 haftada 160 liralık bir yem çuvalı tükettim. Bu bir haftada ben kaç tane yumurta aldım biliyor musunuz? 50 civarında, 50 civarında. Şimdi 50 tane yumurtayı ben kuluçkalık değil de normal kahvaltılık yumurta konu komşuya satacak olsam 50 lira. 50 liralık yumurta gelirim var ama giderim 160 lira. 100 lira içerideyim ben. Ve bu hafta değil, önümüzdeki hafta, ondan sonra sürekli böyle. Nereye kadar dayanabilirsin? O zaman insanlar şuna yöneliyor. Yani nasıl diyelim? Kahvaltılık yumurta değil de kuluçkalık yumurta. Kuluçkalık yumurta 3 lira, 5 lira, 7 lira, 10 lira, neyse türüne göre kuluçkalık yumurta satsanız bile belki de yem maliyetini ancak karşılayabilirsiniz. Onun için yani bu dönemde özellikle bu yem fiyatlarının böyle uçup gittiği bir dönemde tavukçulukta para olduğunu falan zannetmeyin. Arkadaşlar, yani açık konuşayım. Eğer ki bizim video çekme işimiz olmasa, yani video içeriği üretme kaygımız olmasa belki tavukçuluğu çoktan bırakmıştık yani. Şu bir ara bir bırakayım diye çok düşündüm. Hatta bıraktık, bırakıyoruz gibi filan bir takım açıklamalar da yapmıştık. Sonradan yani birçok arkadaşımızın da işte destek mesajları, işte hocam bırakmayın şeklinde mesajları sonrasında, ya bari bırakmayalım ama azaltalım dedik yani. Çünkü geçtiğimiz senelerde çok fazla sayı vardı ve çok da bize bir getirisi de yoktu yani. Bakın, biz kuluçkalık yumurta üretip satıyoruz, tanesi 5 liradan, buna rağmen gelir elde edemiyoruz. Boşa kürek çekiyor gibiyiz böyle. Ben de dedim ki, ya arkadaş, yani ben niye uğraşayım ki? Niye yani tavuğun gecesi var, bakımı, gündüzü var, sabahı, akşamı sürekli tavukla meşgul olmak zorundasın. Eve bağlıyor, bir tarafa gidemiyorsun, bir akraban rahatsızlanıyor, ziyaretine gidemiyorsun, mecbur başını beklemek zorundasın. Yani şu dönemde hiç gelir getirici bir şey değil tavukçuluk, veya işte bilemiyoruz. Şu anda pek mantıklı gibi gelmiyor bana. Tabii tercih sizindir. Yani başlamayı düşünen kimseye de ümitsizlik aşılamak istemem ama çok mantıklı gelmiyor bu dönemde tavukçuluk yapmak. Kadri Yakup Açık Göz Bursa'dan iyi akşamlar. Hobi bahçemde tavuk beslemeyi düşünüyorum ama elektriğim olmadığı için tavukları üşütür müyüm diye düşünüyorum. Hobi bahçenizde eğer ki yani siz tavukların bulunduğu yerdeyseniz veya tavuklarla aranız çok yakınsa, her gün gelip gidip bakımını yapabilecek bir konumdaysanız yapabilirsiniz. Bir köşeye güzelce muhafazalı bir kümes yaparsınız. Betonarme kümes yaparsınız. Kışın çok ciddi bir soğuk olacağını zannetmem. Tabii bilemiyorum yani bulunduğunuz ortamın soğukluğunu, sıcaklığını, ama muhafazalı bir kümes yaparsanız yani besleyebilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı yok ama her gün istisnasız bakmaya gitmeniz gerekir. Yani ben işte yemini suyunu koyayım, bir hafta sonra bir uğrarım yanına. Yok, böyle bir şey yok. Her gün istisnasız bakmak gerektirir tavuklara. Yapabilirsiniz. Hobi bahçenizde gayet güzel bir tercih olur tavuk bakmak. Yani elektrik olmadığından dolayı da zaten elektrik yakmıyorlar tavuklar. Sıkıntı olmaz. Yapabilirsiniz. Güzel bir tercih olur. Dediğim gibi muhafazalı bir kümes yapmanızı tavsiye ediyoruz.
Hüseyin Şahin, selamün aleyküm abi. Emsallerine göre ufak kalmış civcivleri ne yapmalıyız? Gelişir mi? Neden ufak kalıyorlar? Neden ufak kalıyorlar? 2-3 sebebi varsayalım. Bir, genetik olarak yetersiz bir yumurta içeriğinden çıkmıştır. Yani o yumurta yapılırken anne hastadır veya o yumurtayı dölleyen baba hastadır. Hasta bir gen ile oluşmuş yumurtadır, yetersiz içerikli bir yumurtadır. Yine civciv çıkmıştır ama böyle yavaş yavaş ilerleyen bir durumu vardır. Genetik olarak genetik özelliğinden dolayı bir gerilik vardır. Bu bir. İkincisi, kalabalık bir ortamda diğer civcivler ona yem yedirmiyordur. Ondan dolayı küçük kalır. O zaman ne yapacağız? Mesela 15 tane civcivim var fakat 3 tanesi geri. O geri olanlarını diğerlerinden ayırıp onlara yani rahat rahat yem yeme, su içme imkanı tanımam lazım ki onlar da gelişebilsin. Yani hepsinin içerisine karıştırdığımız zaman o geri olan hayvanlar daha da geri olacak. Çünkü niye? Yem yemeye varacak, ötekisi ittirip kaktıracak, o bir tarafa gidecek, diğeri hemen yem yemeye başlayacak, bu gene yem yiyemeyecek. İşte öyle zayıf olan hayvanları ayrı bir şekilde beslemenizi tavsiye ediyoruz. Mesela şimdi bizim kümesimizde büyük hayvanlar var. İşte Hint tavukları ve Ligurin tavukları var. Bir de böyle yer olmadığından dolayı Hint civcivlerini onların arasına katmıştık. Hint civcivlerine bunlar yem yedirmiyorlar. Sürekli yemin başından kovalıyor. Ben de gidiyorum her gün tavukları kovalıyorum. Tavukları dışarıya çıkartıyorum. Kapıyı da kapatıyorum. İçeride sadece civcivler kalıyor. Civcivler bir güzel yem yiyor o zaman. Yani böyle diğerlerinden geri kalmış veya işte diğerlerinin taziğine maruz kalan hayvanları bir şekilde izole ederseniz veya onlara ayrı bir zaman dilimi tanırsanız daha hızlı gelişmelerini sağlayabilirsiniz. Halil Kaya, kaliteli yemden kastın ne abi? Kaliteli yem zengin içerikli bir yemdir. Yani yumurta yemi olabilir, diğer fabrika yemleri olabilir, işte toklu büyütme yemi, kuzu büyütme yemi, toklu değil, kuzu büyütme yemi, büyükbaş hayvan besi yemi gibi yemler, yumurta yemi gibi yemler sadece bunlar değil, yanına arpası, buğdayı, mısırı bulabiliyorsanız yulafı bunları ilave ettiğiniz takdirde gayet kaliteli bir yem içeriği oluşturmuş olursunuz. Ama işte ben sadece arpayla besliyorum. Ben sadece buğdayla besliyorum. Buğday besleyicidir ama yeterli değildir. Arpa besleyicidir. Bir takım özellikleri kazandırır tavuğa. Özellikle yumurta kabuğunu oluşturmakta arpa oldukça önemlidir ama yeterli değildir. Yani çeşitli ve zengin içerikli bir yem rasyosuyla beslemenizi tavsiye ediyoruz. Kaliteli içerikten kastımız bu. Ayşe Hanım, Ayşe Ok, hoş geldiniz. Bazı yumurtaların iyi, bazılarının kötü kokma sebebi sadece yedikleri yemlerle mi ilgili? Şimdi yumurta bazen kokabilir. Bu şu sebepten kaynaklı da olabilir. Güneş altında fazla kalmıştır. Hafiften bir bozulma etkisi olmuş olabilir. Mesela şu da olmuş olur. Bir yumurta yapıldı. Üstüne geldi bir tavuk oturdu. Kalktı. Başka bir tavuk geldi yine oturdu. Yani mesela 6 saat boyunca bu yumurta sıcak kaldı. Sıcakta da eğer ki bir de yaz sıcağı ise bozulma başlayabilir. Bu sebepten kaynaklı olabilir. Bir, ikincisi tavuk bozuk bir gıda yemiştir. Küflü bir içerikle beslenmiştir. Mesela yeminiz küflenmiştir. Siz de attınız küflü bir yem yedi. Veya bozulmak üzere olan bir yiyecek gıda verdiniz. İşte yemek artığı verdiniz. Neyse küflü bir ekmek verdiniz. Bu sebepten dolayı da yumurtanın içeriği kokabilir. Bir de bağırsaklarında bir problem vardır. Bu sebeplerden dolayı yumurta kokabilir.
Yani genelde haşlayacaksanız tabii ki içeriğini göremezsiniz. Ama eğer ki yumurtayı yağ içinde kızartma yapacaksanız önce bir tabağa kaseye kırdığınız zaman onun kötü mü iyi mi olduğunu anlarsınız. O zaman pişirmeye verirsiniz. Yani mesela iki tanesini kırdınız, onlar gayet sağlıklı, onları bir döktünüz, sonra bir iki tane daha kırarsınız, bakarsınız hani kötü kokan ya da işte içeriği birden dağılıveren sarısı, sarı kısmı birden dağılıveren bir yumurta varsa o tarz yumurtaları kullanmamanızı tavsiye ederiz. Muhtemelen bozuk veya bozulmaya yüz tutmuş bir yumurtadır. Evet. Onur Aslan selam demiş. Aleyküm selam. Ali Kurt hocam önereceğiniz probiyotik var mı? Smart Provile ile ilgili bilginiz var mı? Onun ismini hiç duymadım ama muhtemelen iyi bir üründür. Bizim tavsiye ettiğimiz ürün Diazema 56 ürünüdür. Turan Demir TV kanalımı tanıtır mısınız? Ne olur Allah rızası için. Evet, Turan Demir TV'ye abone olabilirsiniz arkadaşlar. Mühendisin Çiftliği, hayırlı geceler, iyi yayınlar hocam. Teşekkür ediyoruz. Orhan Bab, Orhan Önal, şu anki mevsim şartlarına göre kuluçkalık yumurta kaç gün bekletebiliriz? Şu anki kuluçkalı, şu anda zaten hava dereceleri 24 derecenin altında olduğu için dış mekanda bir aya kadar bekletebilirsiniz. Hiçbir sıkıntı olmaz. Bir aya kadar, bir ayı da geçse bile sıkıntı olacağını zannetmem. Evet, tavukların az yumurtlamalarının nedenlerini biraz evvel anlatmıştık. Sonbaharda tavuklar az yumurta yaparlar çünkü tüy değişim dönemindedirler. Kayhan Doğan, etlik tavuklar kesmeyince yumurtluyorlarmış, üstelik çift sarılı. Arkadaşlar, çift sarılı yumurta yapması bir tavuğun o tavuğun genetik olarak bozuk bir tavuk olduğu anlamına gelir. Ha biz deriz ki ya çift sarılı yumurta ne güzel işte şanslıyız falan deriz ama o tavuğun genetik olarak bir bozukluğa uğradığına delalettir. Çift sarı ama genetik olarak orijinalinden bozuk olan bir Lohmann-Brown türü var. Onlar sürekli çift sarılı yumurta yapar. Kayhan kardeşimizin sorusuna devam ediyoruz. Kesmeyince et tavukları da yumurta yaparlar. Evet doğrudur. Çift sarılı olabilir, olmayabilir. Zaten arkadaşlar tavuklar yaşlandıkları zaman genelde büyük yumurta yaparlar. Çünkü 3 gün 4 gün arayla bir yumurta yaparlar. Dolayısıyla bu uzun süre bekleme döneminde yumurta ebatı büyür. Büyüyen bu yumurta ebatlarının içerisinde de muhtemelen çift sarılı yumurta olur. Bu gayet normaldir yani. Bizim de geçtiğimiz senelerde yaşlı tavuklarımız tarafından yapılmış birçok çift sarılı yumurtamız olmuştu. Muhammed Kaya, Allah ne muradın varsa versin. Çok mutlu oldum. Senin videoları izleyerek tavuk edindim. Arada hanımla kavga ediyorum ama olsun beni tavuklarımdan kıskanıyor. Evet, o zaman hanımı kıskandırmayacaksın. Eşit şekilde davranacaksın. Kıskanmasın. Evet, bizden de size saygılar, sevgiler. Teşekkür ediyoruz. Halil Arduç, güzel bilgiler için teşekkür ederim. Okul ders niteliğinde. Biz de teşekkür ediyoruz. Bizi dinlediğiniz için. Yegane Mirzaliyeva. Merhabalar sizlerden. Zevkle izliyorum. Kuluçkalık astrolorp yumurtanız var mı? Astrolorp türünü beslemekten vazgeçtik biz. Bizim iklimimize uymadığını düşünüyoruz. Karasal iklimde, daha soğuk yerlerde rahatlıkla yetişebilen bir tür olduğunu düşünüyoruz ama aşırı nemli ve aşırı sıcak 40 derecenin üzerindeki sıcaklarda bu siyah renkli hayvanlar dayanamıyorlar, çok ölüyorlar. Biz de artık
başka bir tavuk cinsine, yani ligorin türüne geçtik. Artık kuluçkalık, astrolog yumurtamız maalesef yok. HSN isimli kullanıcı arkadaşımız, abi tavşan al, hanım duysaydı bir o eksikti filan derdi. Bugün diyor ki ya her tarafımız hayvan dolu diyor. Herkes bizden bir şey bekliyor diyor. Kapıya çıkıyorsun kedi miyavlıyor. Bahçeye çıkıyorsun civcivler cikcikliyor. Öbür tarafa gidiyorsun işte horozlar bilmem ne yapıyor filan. Yani bir süre sonra tamam bunlar gayet güzel hobiler. Hayvan bakmak güzel, hayvanlarla işli dışlı olmak güzel. Ama sürekli senden bir şey beklemeleri ve senin sürekli ona bakmak mecburiyetinde kalman bir süre sonra insana sıkıntı verebiliyor. Onun için tavşan, bir ara tavşanımız vardı. Tavşanımız vardı, maalesef komşuların köpekleri yediler. Bir daha da almadık yani tavşan, bakalım belki, ama zannetmem almayız herhalde. Yıldırım İş, Serkan Bey, Toroslar Mersin'den selamlar, teşekkür ediyoruz. Kerem Kartaş, abi kırmızı tavuğumun ayağı sakat ve yumurtlamıyor, yardım eder misin? Ayak sakatlığı eğer ki bedende, yani nasıl diyelim, kemik aksamında ve kıkırdak aksamında herhangi bir sıkıntı yoksa, yani kırık yarak bir durum yoksa, ayak rahatsızlıklarının ana sebebi B vitamini eksikliğidir. B vitamini takviye edebilirsiniz. Bu şekilde tedavi ederseniz yumurtlamıyor, yumurtlamamasının sebebi sonbaharda yumurtayı keserler. Birçok tavuk yumurtayı keser. O da zaten rahatsızlığı da varmış. Ondan dolayı kesmiş de olabilir. Sonra yumurtaya başlayacaktır. Sıkıntı yapmayın ama önemli olan şu ayak rahatsızlığını bir tedavi edin, B vitamini takviye edin ya da ayağında herhangi bir batan kesici bir aletle kesilmiştir, bir şey batmıştır, diken batmıştır vesaire, bunları kontrol edin. Herhangi bir sıkıntı yoksa deri merhemi kullanabilirsiniz, ayağının altına veya işte neresi rahatsızsa veterinerden alabilirsiniz deri merhemi veya B vitamini takviyesi yapabilirsiniz. Yegane Mirzali'ye ve teşekkür ederiz demiş. HSN Mersin Bozyazı'dan bize teşekkür ediyoruz. Örgümü dediniz, kameramana laf yok. Laf söylemedik zaten, onu seviyoruz. Kameraman bugün hasta. Arkadaşlar dua edin. Biraz rahatsızlığı var. Sulu kabaca. Hocam tavukları sürekli beri yemi ile beslesek ne olur? Besi yemi. Büyükbaş hayvan besi yemini kastediyorsanız arkadaşlar, biz 1,5-2 yıl boyunca sadece büyükbaş hayvan besi yemi kullandık ve hiçbir şey de olmadı. Gayet güzel de yumurtladılar. Besleyebilirsiniz. Çünkü yumurta yemlerinin fiyatları çok arttı. İnsan ister istemez ekonomiye kaçmak zorunda kalıyor. Büyükbaş hayvan yemi biraz daha yumurta yemine göre uygun fiyatı. Ha, onda da bir miktar tuz oranı fazla olabilir, selüloz oranı fazla olabilir. Onu da artık göze alacaksınız. Çok ciddi bir sıkıntı oluşturmadı bizde. Sizde de muhtemelen oluşturmaz. Büyükbaş hayvan besi yemiyle besleyebilirsiniz. Ama arpa, buğday, mısır da karıştırarak vermenizi tavsiye ediyorum. Benim adım Hiç Kimse isimli kullanıcı arkadaşımız. İstanbul Ortaköy'den selam herkese. Teşekkür ediyoruz. Aleyküm selam. Orhan Önal. Kuluçka sonunda çıkamayan yumurtalara elle müdahale etmek doğru mu? Doğrudur. Yumurtanın iki tane zarı var arkadaşlar. Kabuğun iç tarafında iki zar var. Bir dış zar, bir de iç zar. Bazen dış zar kabuğa yapışabilir. Bazen iç zar civcive yapışabilir. Yani böylesi durumda sadece o yumurtanın, yani şunu yumurta olarak algılayın. Şurası sivri tarafı, şurası da yuvarlak tarafı olarak algılayın. Şu yuvarlak tarafına şöyle sert bir cisimle vurup çatlatıp oradan küçük bir delik açıp o zarı hafiften yırtmak gerekir. Zaten o civciv genelde gagası ile o her iki zarı da yırtmış olarak görür. Eğer ki canlı ise. İçeride herhangi bir sorun yoksa.
Canlı ise her iki zarı da yırtmıştır. Siz o kabuğunu da kırarak ona biraz daha böyle hareket imkanı tanırsınız. Bakarsınız ki zarlarda herhangi bir yapışma yok. Bir süre bekleyin. Yani kendi kendine çıkmasını sağlayın. Eğer ki erkenden müdahale edip hemen ben bir kırayım, işte zarını yırtayım, çıkarıvereyim derseniz daha belki de karnını toplamamış olur. Canlı civcivi öldürmüş olursunuz. Yani hassas bir konu ama çıkmakta zorlanan civcivleri hafiften kırarak, o zarları böyle yırtarak, bir miktar yırtarak yardımcı olabilirsiniz. Mesela aynı anda koydunuz yumurtaları, diğer civcivlerin tamamı çıktı sabah. Bu civciv bir tane yumurta kalmış, bu civciv ertesi gün olmuş daha çıkmamış. Onda bir sorun vardır. Hemen müdahale edin o zaman. Aradan bir gün geçmesine rağmen diğerlerinin hepsi çıktığı halde, bir gün geçtiği halde o hala çıkmamışsa, öylesi durumlarda müdahale edin. O ya çıkamamıştır ya yetersiz içerikli bir yumurtadan oluşmaya çalışıyordur içindeki civciv. Öylesi durumlarda müdahale edebilirsiniz, ölçüyü kaçırmamak kaydıyla. Evet, örgümü dediniz kanalına. Kendisi benim yengem olur arkadaşlar. Abimin hanımı Konya'da yaşar. Çok iyi örgüleri vardır. Örgünün üstadıdır, ustasıdır. Örgümü dediniz kanalına üye olabilirsiniz. Abone olabilirsiniz. Şiddetle tavsiye ediyoruz. Ha, derseniz ki belki ya işte hocam biz tavukçuyuz. Bizim örgüde ne işimiz var? Olsun, yine de şöyle hemen bir sağa tıklayıp ek bir sekme açıp örgümü dediniz kanalına abone olsanız bile, videosunu izlemeseniz bile abone olmanız yeterlidir. Abone olmanızı tavsiye ediyoruz. Bizi de memnun etmiş olursunuz. İlham Bakısoğ, yanlış okumuyorum inşallah, özür dilerim yanlış okumuşsam da, selam. Ben de yaşlı horoz, cavan horozları vurur, ayırdım cavan horozları, yeni ayrı saklayıram. Az çok anladım. Arkadaşlar, kümeste eğer ki fazla horoz varsa kavga gürültü illaki olacak. Yani sizin kuluçkalık yumurta elde etme gibi bir niyetiniz yoksa, bir kümeste mümkünse bir tane horoz olsun. İki tane horoz olduğu zaman sıkıntı çıkıyor. Yaşlılar gençlere vuruyorlar veya işte ne bileyim, gücü yeten gücü yetmeyene vuruyor ve sürekli bu kavga gürültü ortamı sürekli devam ediyor. Mesela ben bugün aynı anda hem Hint horozunu hem de Astrolor porozunu çıkartmıştım. Hint horozu bütün işini gücünü bıraktı, Astrolor porozun peşinde koşuyor. Oğlum yapma, bak bak, canımı sıkma. Döverim, söverim, hiç anlamıyor beni. En son bacağından tuttum, kattım kümese. Öyle o ortamdan uzaklaştırabildim. Şimdi ya ayrı yerlerde, ayrı kümeslerde bakacaksınız. Bir kümeste bir tane horoz yeterli oluyor, iki tanesi hep sıkıntı oluyor. Yani çok büyük kümesiniz yoksa, yani 15-20 tane hayvanınız varsa tabii ki iki tane, belki üç tane horoz olması gerekir. Ama böyle işte hobi maksatla kümesiniz varsa, 8-10-15 civarında falan bir hayvanınız varsa bir tane horoz yeterli olur. Sorun çıkaran hayvanı ben de çok fazla sevmiyorum. Kesebilirsiniz, gitsin. Kerem Kartaş, çok sağ olun hocam. Biz de teşekkür ediyoruz. HSN, ben horozun ayağı kırıldı ve ters kaynamış. Ne yapmalıyım? Kırıp bir daha mı bir daha kaynar mı? Ya o da bayağı bir sıkıntı olmuş şimdi. Başka sağlıklı bir horozunuz varsa onu kesmenizi tavsiye ederim. Ha, çok seviyorum. Başka da bir tabu horozum yok diyorsanız ve şu anki kaynamış pozisyon onun yürümesine mani ise, yani kırıp yeniden kaynamasını sağlayabilirsiniz ama riskli bir şey. Başka bir horozunuz varsa kesmenizi tavsiye ederiz. Maryam Manafova, inşallah doğru okumuşumdur, Azerbaycan'dan selamlar. Biz de sizlere kucak dolusu selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Azeri kardeşlerimize teşekkür ediyoruz.
Emre Yahşi, 200 tavuğa kaç horoz olmalı? Tavuklar ataks. Usta, ne cins horoz tavsiye edersiniz? Anladığım kadarıyla siz sadece kahvaltılık yumurta elde ediyorsunuz. 200 tane ataks tavuğunuz olduğuna göre hiçbir horoza gerek yok. Hiçbir horoza gerek yok. Horozu boşu boşuna alıp da yem yedirmeyin. Ha, eğer ki ben bu tavuklardan civciv de elde etmek istiyorum, civciv de olsun istiyorsanız, ha, o zaman horoz koyabilirsiniz arasına, ama ataksan da civciv çıkmaz. Yani orijinal civciv çıkmaz. Ataksın horozu olmadığı için mutlaka siz ya astrolog horozu, ya rır horozu, ya Plymouth horozu koyacaksınız. Onlarla çiftleştireceksiniz. Çıkan civciv kırma bir civciv olacak. Ne ataksa benzeyecek, ne Plymouth'a benzeyecek, ne hiçbir şeye benzeyecek. Köy tavuğu veya işte köy civcivi çıkacak. Yani türü, nesli bozmuş olacaksınız. Onun için hiç gerek yok. Hani deseydiniz ki benim 200 tane Ligorin tavuğum var, kaç tane horoz koyayım, o zaman ben size derdim. Şöyle bir kabaca bir hesap yapabilirsiniz. Ataks olsun veya başka bir tür olsun, 10 tavuğa bir horoz yeterlidir. 10 tavuğa bir horoz. Evet, örgümü dediniz. Kanalının linkini koymuş oraya. Oraya tıklayıp kanala abone olabilirsiniz. Burak Nizam, iyi akşamlar abi. Projelerinizden bahseder misiniz? İleriki süreçte neler yapacaksınız? Yani şu anda kümesler, kanatlılar üzerinde konuşuyoruz. Kümeslerimize yeni bir çeki düzen verdik. Artık Ligorin tavuklarını, Ligorin horozu da aldık. Onları biraz böyle kümesinize, ortamlarına alıştırdıktan sonra kuluçkalık Ligorin yumurtası elde edip yumurta satmayı düşünüyoruz. Başka sultan tavuklarımızın, onlar da yavaş yavaş ergenlik dönemine girecekler. Onların yumurtalarını elde edip yine Hint tavukları aracılığıyla çoğaltıp onlardan kuluçkalık yumurta veya işte civciv elde etme niyetimiz var. Kümeslerle ilgili şimdilik planlarımız bunlar. Diğer konularla ilgili planları da ileriki canlı yayınlarda söyleyelim inşallah. Hasan Lieber TV, selamun aleyküm, kolay gelsin ve aleyküm selam, teşekkür ediyoruz. Göktuğ'un tavukları ismimi okur musunuz? Buyurun. İlham Bakisov, selam, sizde bir tavuk vardı, var idi, deli tavuk, akıllandı mı, sağ mı? Deli tavuğumuz yavaş yavaş akıllanmaya başlıyor, çünkü artık ergenlik dönemine giriyor ve ağırlaşıyor. Ağırlaştıkça, hani bedenen ağırlaştıkça, ruhen de ister istemez ağırlaşıyor. Bu eski uçucu özelliği pek kalmadı. Mesela kümesi iç tarafı açıyoruz. Diğer iki tane hayvan var. Şimdi onlar peydah oldu. Onlar sürekli uçup kaçıyorlar. Daha ben iç kapıyı açar açmaz adam saniyesinde uçup fırlayıp gidiyor, bir daha kümese geri dönmüyor. Akşam nereye gideceğini şaşırıyor. Ben gidip alıp kümese koymasam dışarıda kalacak, o derece. Bir de o peydah oldu, ama bizim o deli tavuk biraz akıllanmaya başladı. Pek uçmaz oldu. Sağlıklı da, iyi bakalım şimdilik büyüyor. Bir arkadaşımız da talip olmuştu. Bir horoz da ona talip olmuştu. Gelip alma imkanı olursa ona göndereceğiz inşallah. Evet, Gümüşhane'den selamlar, severek izliyoruz. Salim Arslan kardeşimize teşekkür ediyoruz. Metin Kaya, abi benim Hint tavuğum bu sene iki kere gurk oldu ve şimdi kış geldi, yine gurk olmaya hazırlanıyor. Yatırsam çıkar ama civcivler soğuktan ölecek diye korkuyorum. Ne yapmalıyım? Yerleri damda, kümes, Gaziantep. Gaziantep mi? Çıkar. Çıkar, sorun olmaz. Yani Hint tavuğu civcivlerine çok iyi bakar, çok iyi büyütür. Yaz kış hiç fark etmez. Gaziantep'in de havası öyle çok ciddi bir soğuk olacağını zannetmiyorum. Eğer ki
tavuğun niyeti varsa bırak tavuğun niyetini, senin niyetin varsa yatırayım diyorsan yatırabilirsin, sorun olmaz. Ama çok karasal iklimde, böyle kışın çok şiddetli geçen bir yerdeyseniz çok fazla tavsiye etmeyiz kışın civciv çıkartmayı. Sulo, kabaca ne iş yapıyorsunuz? Mesleğimiz tarih öğretmeni. Aslen biz tarih öğretmeniyiz. Bu yapıp ettiğimiz işlerin tamamını hobi maksadı ile yapıyoruz. İzlemeden geçme TV abi Balıkesir'den selamlar. Biz de size kucak dolusu selamlar gönderiyoruz. Keklik aşkı, keklik aşkı demişken bu arada bir yerde bir keklik bulduk. Sizlere Silifke kekliğini yakında tanıtan bir video çekeceğiz inşallah. Kolay gelsin abim. Nefesinize sağlık. Samimi, doğal, candan birisiniz. Başarılarınızın devamını diliyorum. Allah'a emanet olun. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de size selamlar. Hayali Antep. Ben de Antepliyim. Evet, biz de seviyoruz Anteplileri, kardeşlerimizi. Ali Kurt Hocam, web sitenize nereden ulaşabiliriz? Web sitemiz yok. Sosyal medya hesaplarımız var. YouTube'u biliyorsunuz zaten. YouTube'daki kanalın hakkında kısmında bütün sosyal medya linklerini bulabilirsiniz. Facebook, Instagram, Twitter, TikTok'u da ekleyeceğiz. TikTok'ta da hesap açtık. Sinan Kartal, Astrolog tavuk satıyor musunuz? Tavukların hepsini sattık. Hemen hemen kalmadı. Turan Demirtepe ve Kahramanmaraş'tan selamlar ve aleyküm selam. Serdal Çelik, kaz beslemek, yetiştirmek hakkında ne düşünüyorsunuz? Eğer ki yeriniz genişse ve biraz böyle sayfiye bir yerdeyseniz, yani böyle yakınlarda konu komşu çok kalabalık insan yaşamıyorsa besleyebilirsiniz. Biraz gürültücü hayvanlar ama çok sevimli hayvanlar. Onların kuluçkalık yumurtalarını elde edip civciv çıkartıp satışını, civcivini veya büyük hayvanla satışını yaparak oldukça gelir elde edebilirsiniz. Kaz eti oldukça lezzetli bir et olduğunu söylüyorlar. Biz henüz tatmadık ama biraz gürültücü bir hayvanlar. Böyle biraz suluk bir alanda olması lazım. Ya bir işte havuzunuzun olması veya böyle işte su geçen, nehir, dere geçen filan bir yer olması lazım ki rahat olabilsin. Mesela tavuklar suyu sevmezler ama kazlar suya bayılırlar. Su olmazsa olmaz onlar için. Böyle bir imkanınız varsa tabii ki besleyebilirsiniz. Tavsiye ederiz. Nerede kalmıştık? Engin Emre Kırıştı. Kastamonu Bozkurt'tan selamlar ve aleyküm selam. Hayali Antep, sağ olun hocam. Biz de sizleri seviyoruz. Teşekkür ediyoruz. Burak Nizam, ben Denizli'de kirada oturuyorum. Evin önünde küçük bir bahçemiz var. Nasıl değerlendirmem gerekiyor sizce? Küçük bir bahçeye kirada oturuyorsanız ve komşular da rahatsız olmayacaksa küçük bir kümes yapabilirsiniz mesela. Ama komşuların rahatsız olma ihtimali varsa horoz almazsınız. Tavuklar zaten çok fazla ötmezler. Horoz biraz sıkıntı yapabilir. Kümes yapabilirsiniz. Doğal yumurta elde etmiş olursunuz hem. Öyle bir tavsiyede bulunalım. Ondan sonra Ali Kurt, satışlarınızı Instagram mı, Face'te mi yapıyorsunuz? Herhangi bir satışımız yok bizim. Satış derken civciv veya işte kuluçkalık yumurta kastediyorsanız kuluçkalık yumurtayı yani çekmiş olduğumuz videoların altında iletişim kaynakları yazılı olur. Oralardan ulaşıp bize sipariş verebilirsiniz ama daha henüz öyle bir şeyimiz yok. Daha bir hazırlığımız yok. İleriki zamanlarda belki. Okan Karasansar, abi ben bu 4 gün önce kayısı ağacının yerini değiştirdim. Tutar mı? Tutar inşallah. Önümüzdeki hafta ağaçlarla ilgili bir yayın yapacağız. Orada tekrar soralım bu soruyu. Batuhan Cankan, canlı görüntülü nasıl katılabiliyoruz hocam? Bilemiyorum. Henüz daha o kadar teknolojiyi geliştirmedik. Aa, bu arada saat 2 saati geçmiş. 2 saati geçmiş. Arkadaşlar soruyu keselim artık. Şu mevcut soruları da değerlendirip ondan sonra bitirelim. 2 saati geçmiş. Nerede kalmıştık?
Orhan Önal hocam, Aydın'da yaşıyorum. Havalar çok sıcak malum. İri ve yumurta verimi yüksek. Hangi ırkı tavsiye edersiniz? Ligorin tavuklarının yumurtaları çok daha büyük oluyor. Mesela biz Ataksa besledik. Ataksa iyi yumurta yapıyor ama yumurta gramajı bakımından Ligorin daha büyük yumurta yapıyor. Yine Tindet tavuğu da büyük yumurta yaptığını duymuştuk. Bu tavuklardan birisini almanızı tavsiye ederiz. Gayet uygundur Aydın havasına. Başka Meryem Menafova, hocam keklik bıldırcın yetiştirmek nasıl? Yani güzel bir hobi, güzel bir uğraş ama yani bunu ticari bir kaygıyla yapacaksanız bu işte para yok. Ama ya ne parası? Ben seviyorum bu hayvanları. Sadece bunlara bakmak, yetiştirmek istiyorum. Böyle sıkıntımı, stresimi atmak istiyorum derseniz gayet güzel hayvanlardır, tavsiye ederim. Metin Kaya, abi benim Hint horozum ilk geldiğinde belli bir tane kuyu tavuğuna kafayı taktı. Resmen öldürecek derecede. 2 aydan beri ayrı kümeste ama hala alışamadı. Sence hiç alışmayacaklarını? Alışmayacaklarsa eğer ki bazen arkadaşlar yani tavukların da hayvanların daha doğrusu karakterleri var. Artık her ne sebepten dolayı o kafayı takmışsa ona hala onu öldürme kastı ile veya ona zarar verme kastı ile saldırıyorsa ya tavuktan vazgeçeceksiniz ya da horozdan vazgeçeceksiniz. Ben olsam horozdan vazgeçerim. Çünkü ahlaksız horozları hiç sevmiyorum. Kötü bir huy edinmiş horozları hiç sevmiyorum. Anında keserim. Yani ama başka bir alternatifiniz yok. Bir tane horozunuz varsa o zaman tavuğu kesin ki yani boşa eziyet çekmesin. Hani bu sorunu çözemezseniz ki yani bunca zaman geçmiş hala unutmamış her gördüğü zaman ona saldırıyorsa yapacak bir şey yok demektir yani. Evet, Hüseyin Üstündağ hocam, Asroro tavuk Ege bölgesinde sıkıntı yaşar mı? Manisa'da yaşıyorum. Yaz ayları sıcak geçiyor. Belki gerçi Manisa çok o kadar nemli bir ortam değildir yani. Biz de sıcak yerdeyiz ama bir de ayrıca aşırı nem var bizim burada. %90-95'lere varan bir nem durumumuz var. Tavuklar ondan dolayı ciddi sıkıntı çekiyor. Manisa kuru bir havaya sahiptir muhtemelen. Yüksek sıcak olsa bile kuru havada çok ciddi sıkıntı yaşayacaklarını zannetmem. Ama açık renkli başka bir tavuk cinsi de tercih edebilirsiniz. Tercih size kalmış. Evet, Sulo Kabaca hocam ilminize doyum olmuyor. Teşekkür ediyoruz. Abi tavuklar kar yer mi? Kar bilmiyorum. Hiç karlı ortamda tavuk beslemediğim için böyle bir bilgiye sahip değilim ama yemezdir diye tahmin ediyorum. Suya ihtiyacı varsa bir miktar alabilir ağzına. Tavuklar çay yerlerse ne olur? Çay hani bu çay kullanmış olduğumuz çayın posasını yiyebilirler. Yani tavuğun yemediği şey yok ki. Tavuğun yani çuval yer, ondan sonra köpük yer, böyle garip garip şeyler yer. Tavuğun yemediği bir şey yok. Herhangi bir şey de olmaz yani. Onu bir şekilde eritir, dışkılama yöntemiyle çıkartır. Evet. Artık arkadaşlar zaman ilerlemiş. Muhtemelen yine bazı soruları da kaçırdık. Bazı arkadaşlarımızın sorularını kaçırdık. Onlar haklarını helal etsinler. Tek başıma yani bir o ekrana bir o ekrana bakarak bir de çok fazla soru oluyor ve bazı sorular da tekrar da oluyor. İster istemez bazılarını kaçırmış olabiliriz. Özür diliyoruz. Biraz da bugün yorgunluk ve hafiften de halsizlik vardı. Kusurumuza bakmayın. Başta da biraz böyle kanibalizmle ilgili bilgileri biraz fazlaca uzatmış olabiliriz. Yine de birçok arkadaşımıza sorularına cevap vermeye çalıştık. Umarım faydalı olmuşuzdur sizler için. Bizleri dinlemek size bir bilgi katmıştır. Ekstra bir bilgi öğrenmişsinizdir, uygulama öğrenmişsinizdir. İnşallah faydalı olmuşuzdur. Kendinize çok iyi bakın. Başka bir canlı yayında görüşmek üzere. Şimdi önümüzdeki hafta ağaçlarla ilgili canlı yayınımız olacak yine pazar günü saat 8'de.
Bitkilerle ilgili, ağaçlarla ilgili soru soracak olan arkadaşlarımızı o canlı yayınımıza bekliyoruz. Allah'a emanet olun. Herkese selamlar. Görüşmek üzere.